Emekli İl Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı hocamız hayatın içinden de merak ettiğiniz tüm soruları yanıtlayacak. İslam'ın 5 şartını tam olarak öğrenmek ve uygulamak istiyorum diyorsanız, kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmekle ilgili sorularınız varsa, eşiniz ve çocuklarınızla yaşadığınız problemlerden dolayı ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız, kul hakkı, anne baba hakkı ve evlat hakkı ile ilgili merak ettikleriniz varsa bizi arayın. Yusuf Kavaklı ve İkbal Gürpınar'la paylaşın. 0212 300 0404 0212 300 0606. Uyan Abdullah'ım.
dinmedin, yetim kaldım. Uyan Abdullah'ım, uyan. Uyan Abdullah'ım, uyan. Muhammed'im yetim kaldım. Muhammed'im yetim kaldım. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin Nebi'l Ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin Nebi'l Ümmiyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Canım kurban olsun senin yoluna, aldı güzel kendi güzel şefaat eyle kemter kuluna. Aldı güzel kendi güzel Muhammed Ahmet, aldı güzel kendi güzel Muhammed. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gece Muhammed'e calaptan geldi bura. Bir gece Muhammed'e calaptan geldi bura. Seni okur Zülcelal'in, ne durursun kıl hazırlık. Ne durursun kıl hazırlık. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Yeni oturaklar mı artık, ne diyeyim oraya? O platform değil mi? Oh çok şükür. Çok teşekkür ediyoruz emeği geçen bütün arkadaşlara. Bu ön sıraya da geliyormuş arkadaşlar. Hazırlık yapılıyormuş, tamam mı? Bugünlük de taburede ön sıra oturacak ama bundan sonra inşallah herkes hak etti. Hatta yani ben isterim ki deri koltuklarda oturun orada rahat rahat, şöyle arkalıklı kolçaklı inşallah. Çok para kazanalım, o da olur. Nasılsınız? İyi haftalar diliyoruz herkese. Değil mi? Ama hiç öyle bir enerji alamıyorum. Bir hani birazcık daha hareketli bir cevap istiyorum. Nasılsınız? Ha, iyi misiniz? Şükürler olsun. Şimdi bizlerin yerinde olmak isteyen, değil mi? Hastanede bir sürü kişi var, yatıyor. Efendim, anneleri babaları hayatta olmayanlar var, çocuğu olmayanlar var, gözleri görmeyenler var, ayakları tutmayanlar var, değil mi? Ama her zaman şükredecek başka bir şey veriyor sevgili Yaradanımız bize. Bugün pazartesi, pazartesi ve salı günleri din konuşuyoruz biliyorsunuz. Sizlerin sorularınızı yöneltiyoruz Sayın Yusuf Kavaklı hocama. O yüzden hemen numaramızı verelim. 0212 300 0404 ve 06 06. İki hattımız var. İkisinden de bize ulaşabilirsiniz. Hemen hocamızı davet edip ardından da gazeteleri okumak istiyorum. Yusuf Kavaklı hocam, alkışlarınızla huzurlarınızda efendim. İşte böyle pazar günleri siz alırsınız torunlarınızı, kahvaltıya dışarı çıkarsınız. Benim de sonra haberim olur. Hiç davet edilmemiş olurum ama Allah ben yine bana duyurur. Ben yine Allah biliyor içimdeki niye. Dedim ki bugün İkbal Hanım muhakkak oraya gelir, biz de gidelim, sürpriz olsun. Oraya vardım hiç kimse yok. Aşk olsun, sürpriz olsun. İkbal Hanım, biz pazar kahvaltıya Meltem'in oraya gidiyoruz. Siz de buyurun demek yok. Tövbe. Tövbe değil mi?
Ama yakaladım. Ama bir daha tamam. Bir daha beraber tamam, inşallah. Tamam inşallah. İnşallah. Bugün yeni bir haftanın başlangıcı. Evet inşallah. Bir hani ayıplamazsanız şikayetle başlamak istiyorum. Hayırdır inşallah. Nasıl bir şikayet? Meltem'in iş yerine gittik. Meltem garson arıyor. Ama böyle cevval hani tuttuğunu koparan, işleri kotaran o kadar ilan veriyorlar. Hiç kimse çalışmak istemiyor. Asgari ücret artı tiple diyor. Bütün şey sana kalsın diyor. Bahşişlerin hepsi sana kalsın. Maşallah işleyen de bir yer ama ben asgari ücretle çalışmam diyormuş. İşsizler ordusu var. İşçi bulamıyoruz. Nasıl bir şey bu arkadaşlar? He, Allah aşkına. Hatta mümkünse bir bayan olsa şöyle, tamam mı? Varsa lütfen bize başvursun, olur mu? Balat'ta Meltemciğimin çalıştığı iş yerinde garsona ihtiyacımız var. Ben çok fazla yardım telefonu ve elektronik posta alıyorum. İkbal Hanım yardım et, İkbal Hanım yardım et. İşte iş var, çalışacak adam yok arkadaşlar. Niye böyleyiz? Şöyleymiş, bu kağıt toplayanlar var ya, ben hep onlara üzülürdüm, hani acırdım. Ve elimden geldiğince de işte ne bileyim, kendime yemek alıyorsam al bir porsiyon da sana. Parayı nakit olarak vermiyorum da artık, o benim şeyim, prensibim. Çünkü paranın nereye gittiğini bilmiyorum ama karnı açsa pide yiyorsam pide alıp veriyorum. Döner alıyorsam döner. Sen de söyledin değil mi? Sen anlat aslında. Bir arabada 150 lira kazanıyorlarmış gecede. Yani doldurdukları vakit. Bir arkadaş demiş ki gel işe başla. Senin demiş ayda vereceğim maaşı ben bir haftada kazanıyorum. Niye demiş çalışayım ki demiş. Yani çok ilginç hocam. 1975-76. Bilal Başar diye bir arkadaşım var, iş adamı. Biz onunla çok hayır yaptık. Halen de yapıyoruz, Allah razı olsun ondan. Beni bir gün cumadan sonra aldı, şeye götürdü. Bel dedi, seni bir yere götüreceğim dedi. Götürdü beni Çöplüklere. Arnavutköy tarafında Çöplüğe. Orada bir dünya insan ayıklama yapıyor orada. Çağırdı oradan birini. Gel oğlum kaç para dedi senin günlüğün. Günlüğüm 100 lira dedi. Senin oğlum 150 lira. Senin oğlum işte 75 lira falan günlük. Bu ne dedim ya? Pisliğin içerisinden, o çöplerin içerisinden naylonları ayıklıyorlar. Onu da getiriyorlar beri tarafa. Orada yıkıyorlar, satıyorlar. Onu da alıp götürüyorlar. Ham maddeye katkı geri oluyor. Dönüşüm. Tabii geri dönüşüm oluyor. Çok güzel yani. Bir iş yapıyorlar. Tabii. Yani. Dolayısıyla bir değerlendirme, bir de hani insanlar pis mis falan şöyle bakıyor falan. Pis misi yok işte, ekmek parası. Yani şimdi şöyle birazcık daha fazla kazanayım diye onu tercih ediyor mu? Onda da sarılık olma, el solma tabii, riski var. Çünkü çöpü karıştırırken kesik bir cam eline geliverse, onun kokusu, mikrobu, affedersiniz milletin tuvalet artıkları da orada var. Ama hani dost doğru bir işe de adam bulamıyorsunuz çünkü daha fazla. Türkiye'de işsiz çok diyorlar ya, işe yaramayan adam çok. Yani, bir de galiba çok üniversite mezunumuz var hocam. Yani diyor ki ben bu kadar okudum, bu işimi yapacağım. Yani hani kendine layık görmüyor. O da haklı onun açısından bakarsan. Ben boşuna mı dirsek çürüttüm diyor ama işte bu kadar çok üniversite mezunu olması normal değil bu ülkede. Avrupa ülkelerinde meslek okullarında sevgili seyirciler çocuklar okuyor. Bizimkiler liseyi bitirdiği zaman meslek sahibi olabilecekler ama tutturmuşlar düz lise, Anadolu Lisesi al, üniversite mezunusun. Evimdeki klasörü size bir getirsem, bana iş talebi için gelen... Ben kendi yeğenime iş bulamadım 2 senedir. Yani zannediyorlar ki torpil yaparım. Yemin ediyorum yeğenime iş bulamadım. Evet, üniversiteden ziyade meslek okullarına şöyle bir yönelmemiz lazım. Siz bir şey okuyacaksınız galiba, ondan sonra da haberlere geçin. Tabii, alem... Haberlerin sonunda da sizinle tartışmamız gereken bir şey var. Hayırdır inşallah. Yok yok, yani sizden bilgi almamız lazım. Alemler nura garg oldu, Muhammed doğduğu gece. Mümin münafık fark oldu, Muhammed doğduğu gece. Arşın nuru yere indi, suyun rengi nura döndü. Hep susuzlar suya kandı, Muhammed doğduğu gece diyor. Efendim Süleyman Çelebi de doğdu ol saatte ol sultanu din, nura garg oldu semavatü zemin diyor. Biliyorsunuz cumartesi günden itibaren bir hafta doğum boyunca haftası. Kutlu doğum haftası. Dolayısıyla kutlu doğum haftası olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatacağız bu günlerde. Onun için de bu şeyle başladım. Ya Muhammed diyor, dünyada kim söylüyor bunu? Bir şair söylüyor, ismini söylemek istemiyorum. Dünyada senden daha güzel yüzlüsünü dünya senden daha güzel yüzlüsünü görmedi, görmeyecek. İnsanlık senden daha doğru sözlüsünü duymadı, duymayacak. Çünkü sen Muhammedül Emin'sin diyor.
Muhammedül Emin'sin. Şimdi insanlık tarihinde büyük krallar gelmiş geçmiş. Efendim idareciler gelmiş, zalimleri, alimi, cahili. Herkes gelmiş geçmiş, hükmünü icra etmiş gitmiş. Ama hiç kimse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadar insanların gönüllerinde taht kurmamış. O kadar sevilmiş. Bir dünya kölelik müessesesi varmış, köle varmış. Ama Bilal-i Habeşi herkesin gönlünde taht kurmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müezziniymiş. Onun için müezzinlik çok önemli. Müezzinin okuduğu ezan kıyamet gününde ona şahitlik yapacak ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesine göre insanların en uzun boylusu olarak Allah'ın huzuruna gidecek müezzinler diyor. En uzun boylusu olarak. Niye kadınlar okuyamıyor? Niye kadınlar müezzin olamıyor? Niye bundan yine siz yararlanıyorsunuz? Yani döndürdü şimdi geri işi nereye? Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Hanım... Şimdi düşünsenize bu kadar ağzımın suyunu akıtıyor. Ondan sonra da sana cız. Sana yok. Ben işte, haberleri okuyayım. Allah öyle yaratmış. Niye yapalım yani? Hani bilmiyorum. Araştıra araştıra İstedim. Belki de. Hayır. Yok öyle yok. Ya yok ama onların görevi o anadır ya. Ananın öbür üzerinde bir şey var mı ya? Yani? Allah'tan geç... cennet babaların ayakları altında olmadığı için. Tabii. Oradan biz... Anadır ana. Oradan evet, ben anadır. Bir haberlere geçeyim tamam, geleyim. Tamam. Bir de makyaj odasında Muhammed Altıntaş'tı galiba. İki tane şiir çıkarttım sevgili Didem getirirsen. O kadar komik ki hatırlarsanız pazartesi günü şiir okuyacaktım dedim. Sonra ay vakit kalmadı ama yarın okuyayım dedim. Muhammed Bey'in de arkadaşı telefon açmış. İkbal Hanım senin yarın şiirini okuyacak. Onlar da galiba gurbetteler emin değilim ama mesajından çok net anlamadım. Bütün akrabayı talukata haber vermişler. İkbal şiirimizi okuyacak. Ekranın karşısında beklemişler. Fakat beyefendi çalışıyormuş herhalde. Kendisi seri demiş. Eve gelince ne oldu demiş. Deli karı okumadı şiirini demiş. Deli karı da ben oluyorum. Evet. Okuyayım da bari belki akıllanırım. Demek ki birinin işine yarayacak bir şey yaparsam akıllı. Onun işine yaramayacak bir şey yaparsam deli oluyorum. Bir de karı demiş yani. Hani deli kadın dese gene anlayacağım. Şimdi ne olacak? Kul hakkına girdi mi? Bana... Yok fetva yok şimdi. Bana abi deli demiş. Var. Nereden bildi? Evet. Evet işte demek ki bakınca anlaşılıyor oradan. Pazartesi tavsiyeleriyle başlıyoruz sevgili seyirciler. Çok sıcak bu arada burası. Sırtımdan şöyle şıpır şıpır sular akıyor. Klimayı işleten arkadaşlarıma duyulur. Bu pazartesi iyi bildiğiniz ama sık unuttuğunuz bazı şeyleri hatırlatmaya ayıralım diyor. Doktor Toksöz B. Karasu. Hatırlatmaları ben yapacağım ama içerikleri Doktor Toksöz Karasu hocadan alacağım diyor köşeyi yazan kişi. Tavsiyelerin ilki neyle ilgili biliyor musunuz? Şükretmekle ilgili. Ben burayı okumamıştım. Demin bilmeden bakın onu yaptık değil mi? Yani gören gözlerimiz için şükürler olsun, tutmayan elleri, tutan ellerimiz için. Şükretmeyi mutlaka bilmek lazım diyor. Şükretme konusunda muhakkak çok şey yazılmıştır ama ben en çok Doktor Toksöz Karasu hocanınkilerini beğenirim. Diyor ki akıl sağlıklı bedeni idrak etmeye ve onun normal işleyişine kayıtsız kalır. Böyle olmasaydı sonbaharda altın sarısı yaprakları, yazanı masmavi gökyüzünü, kışın sakin sakin düşen kar taneleri ve ilkbaharda aniden açıveren can çiçeklerini görebildiğimiz için her halimizle şükrederdik. Evet gerçekten rahata da çok çabuk alışıyor insan. Hani olmadığı zaman yokluğunu hissediyorsunuz ama varken musluktan sıcak su akar mıydı eskiden sevgili seyirciler? He? Buz gibi sularla bulaşık yıkardık. Yani şu eklem yerleri donardı yemin ederim. Bizden küçükler onları bilmez de. Yani sizin için çok normal olan bir şey. Bizim için çok lükstü. Biz yaştakiler için çocuk bezi kullanmak inanılmaz lükstü. Sadece gezmeye giderken kullanırdık çocuk bezini. Evde naylon bulaşık telleriyle kakaları akıtır. Sonra büyük kazanlarda kaynatırdık. Pilav yakarmış gibi yaktım kaç kere bezi ben biliyor musunuz? İkinci tavsiye, dostluğa önem verin. Pazartesi tavsiyelerinin ikincisi bu. Güçlü sosyal bağlantılar kurmanız, dostluklarınızı güçlendirmeniz sağlığınız için faydalı diyor. Ben çok mutlu bir hafta sonu geçirdim. Neden? En samimi arkadaşlarımdan Ankara'dan Selma'cığım İstanbul'a taşındı. Bebeğiyle beraber cumartesimi gece 2:30'a kadar onlarla geçirdim. Çok mutluyum. Çok yalnız hissediyordum burada kendimi ben. Hiç de bana gelip gitmiyorsunuz arkadaşlar. Ben Ankara'dan gelmiş yalnız bir kadınım. Efendim üçüncü haber, hastalanınca lütfen hayata küsmeyin diyor. Hastalıklara davetiye de çıkarmayın. Hastalıkların hadis-i şerifte belirtildiğini biz buraya ekleyelim. Hastalıklar bir misafirdir, bir öğretmendir diyor. Misafiri baş tacı edersiniz gider mi? Ekmek elden su gölden gitmez.
Evet, o yüzden misafiri al şu kekin, çayın, kahven, teşekkürler. Akşam kocam gelecek, işim var, gücüm var deyip yollamak lazım. Bir de bana ne öğretmek istiyor acaba bu hastalık? Hani grip, mirip için söylemiyorum da ağır hastalıklar için. Her hastalık bir öğretmen. Neyi yapmamam gerektiğini bana öğretiyor. Onu anlamak için algılarınızı açmanızı öneriyorum efendim. İkinci haber, kar öldürdü 2 çocuk ve 2 olay. Diğerinde de kar kurtardı. Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Esenkoç köyünde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte eriyen kar sularının oluşturduğu sele kapılan Gülbahar Dalp, 4 yaşında yavrum benim, cesedi köyün 200 metre uzağında bulundu. Çok da güzel bir çocukmuş yavrum benim. 2 gün önce çekilmiş şu fotoğrafı sevgili Gülbahar'ın. Mekanı cennet inşallah onun. O bebek günahsız gitti, bir tanem benim. Peki Muş'ta ne olmuş? Muş'ta da dengesini kaybeden 2 yaşındaki Zeynep 7. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya düşmüş sevgili seyirciler. Mucize eseri kar yığınına düşen Zeynep'in o yumuşak iniş yapmış, burnu bile kanamamış. Biri öldürüyor eriyen sularıyla, biri de canını koruyor. Allah'ın işi efendim. 3. haber. Kadın evde kalırım belki diye kariyer yapmaya başlamış. Ya koca bulamazsam. Amerika tarafından yapılan bir araştırmaya göre kadınlar ne güç ne de ekonomik özgürlük sebebiyle kariyer derdine düşüyormuş. Meğer evde kalırım korkusuyla kariyer yapıyormuş kadınlar. Araştırmaya göre kadınlar kariyer yaparsa evlenmek istediği erkeği daha kolay etkileyebileceğini düşünüyormuş. Yalan arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Kariyer sahibi kadınları erkekler beğenmiyor. Niye? Pabuç gibi dilleri oluyor. Bir de onlara muhtaç olmuyorlar ya. Bir de cebinde para oluyor. Erkek muhtaç olunmak istiyor. Şükran gülüyor değil mi? Evet. Şükran gülüyor. Bunun da nasıl anlatıyorlar? Eskiden avcı toplumlar var hocam. Kadın çocuklarıyla beraber artık mağara mıdır nedir? Orada bekliyor. Adam gidiyor, avlıyor bir ceylanı bilmem neye, geliyor. Getirdim diyor hani. İşte hanım pişir de yiyelim. Pişirip yiyorlar. Ama şimdi ben de avcıyım. Herifim de avcı. O zaman neyle hava atacak bu adam bana? Hava atacak bir şey kalmadığı için zavallılar arabalarını değiştiriyorlar sık sık. Değil mi Hasan'cığım? Ha? Benim arabam yok çünkü sen kendine güveniyorsun Hasan'cığım. Eyvah diyor arabası olanlar. Yani Allah iyilerle karşılaştırsın hepimizi amin, değil mi? Amin. Evet, nasip de varsa o gelir sizi bulur. Yoksa da ne yapalım? 4. haber. 14'lük gelinin kocasıyla ailelere istismar davası sevgili seyirciler. Eşim diye tanıştırdığı 19 yaşındaki T.A. gözaltına alındı. T.A.'ya ve her iki tarafın ailesine 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İzmir'de yaşayan açık oluyor, omurilik problemleri oluyor, zekasını etkiliyor, hareketlerini etkiliyor. O omurganın ve sinir sisteminin oluşması için mutlaka hamile kalmak isteyenler 2-3 ay evvelden folik asit alıyor. Hap olarak alıyoruz, onu alacağımıza demek ki 100 gram kabak yesek, efendim biraz da marul yesek bu iş tamam çünkü marulda da var folik asit. 6. haber hemen, kadınların %24'ü ne yapıyormuş? Horluyormuş. Aa Şükran abi, bütün sözlerini duyuyorum. Uzmanlar sadece erkeklerin horladığı ön yargısının hakim olduğunu, oysa araştırmalara göre kadınların da %24'ünün horladığını söylüyor. Çok fena. Yani gitmeyin diye söylüyorum. Ferzan Özpetek'in son filmine sırf Cem Yılmaz için gittim. Çünkü Ferzan Özpetek sürekli gaylerle ilgili program, film yapar biliyorsunuz. Cem Yılmaz dedim, yani onun için gittim. Yemin ederim, bir daha yemin ettim bir daha o beyefendinin hiçbir filmine gitmeme. Yarısında çıktım zaten. Orada da kuzeni horluyor yanında adamın. O kadar korkunç bir görüntü ki Allah'ım inşallah horlamıyorumdur. İnşallah, çok kötü. Kadına daha bir kötü oluyor horlamak değil mi? 7. haber. Rahmetli anneannemle babaannem çok horlardı. Ve bizde kalıyorlardı bir dönem. İkisi beraber, ben de onlarla aynı odadayım. Nerede öyle herkese bir oda? Anneannem başladı horlamaya rahmetli. Ama nasıl bir diye böyle sesler geliyor. Anneanne ne olur sus, ertesi gün sınavım var. Anneannem sustu. Sonra babaannem başladı. Babaanneciğim ne olur susar mısın dedim. Babaannem de susuyor. Koro halinde ikisi beraber başladılar. Sınavın nasıl geçtiğini siz tahmin edin. Ev kadınlarına yazılım kursu. Esenler'de belediye, Esenler Belediyesi İstanbul Ticaret Odası ile ortaklaşa çok güzel bir projeye imza attı. Kadınlara yazılım eğitimi verecek. Ben ne anlarım demeyin. Yarının ne olacağını bilmiyoruz arkadaşlar. En azından çocuklarımızın da bilgisayarda neler yaptığını anlamak için bizim bilgisayar öğrenmemiz lazım. 8. haber. Bebeğinizin ilk ağız bakımı nasıl?
nasıl olmalı? 6 aylıkken ilk süt dişleri çıkmaya başlıyor. 20 süt dişin tamamının çıkması 3 yaşında bitiyor. Süt dişlerinin erken ya da geç çıkması endişelenecek bir durum değil. Literatürler incelendiğinde bebek doğduğunda ağzında dişlerinin olduğunu bildiren yayınlar var. Erken çıkan dişlerde çocuğun ağız bakımı daha zor olacağı için aşağıdaki yöntemleri dikkatle efendim dinleyin diyor. 2 yaşına kadar suyla temizleyin. İlk 6 ve 8 aylık dönemde bebeğin beslenmesini takiben steril bir gazlı bezi kaynamış ve soğutulmuş bir suya batırarak nemlendirin. Dişleri, damakları ve dudakları hafifçe temizleyin lütfen diyor. Benim küçük oğlumun dişleri maalesef çürük. Neden? Ben 2,5 sene emzirdim. İlkinde öyle bir şey olmamıştı ama gece emdiği için emip uyuduğunda anne sütü şeker oluyormuş ve dişlerini çürük. Yani bir anne sütüm çocuğumun dişlerini mahvetti. Doktor dedi ki böyle yapmayacaksınız. Kimse de bana söylememişti. Her emzirdikten sonra gazlı bezle şöyle dişlerini, damağını, hatta mümkünse bir de midesini bulandırmadan dilini temizlerseniz çok iyi olur diyor doktorlar. Bizimkiler gitti ama en azından siz aynı sıkıntıyı yaşamayın. Efendim 9. haber. Çocuğunuzun kalbi acaba spora hazır mı? Anne babaların çoğu büyüme çağında çocuklarını bir spor aktivitesine yönlendiriyor. Ancak bu ebeveynlerin çok azı çocuklarının kalp kontrolünden geçmesini sağlıyor. Yani hiç bakmadan hadi başla basketbola, hadi başla futbola. Yaşam tarzı haline getirilmeli spor ama mutlaka diyor spora başlamazdan evvel çocuğunuzun bir kalbini kontrol ettirin. Çok önemli. Şimdi bu da hocamla ortak yapacağımız. Hayırlı son diyorsun. Haber. Vatandaş sordu, Diyanet yayınladı diyor. Hangi sorular en çok geliyormuş? Oje konusu çok soruluyormuş. Kına ve jöle, lens, göze takılan lens, dövme, diş kaplama, güneş enerjisi, küpe, kol ve bacakla ilgili ve merhemle ilgili sorular geliyormuş. Oje'den başlayalım. Evet. Hocam oje acaba abdest ve gusül konusunda mani midir? Normalin şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvalarında da var. Bütün ilmihal kitaplarımızda da var. Var. Hanımlarımız abdest almadan önce tırnaklarında oje varsa onları çıkarıp öyle abdest alırlar. Tabii önce de reklamlara gitmek zorundayız. Peki, tamam. Reklamdan dönelim hemen inşallah. Uğur Derin Dondurucu'nun sunduğu İkbal'le Hayatın İçinden reklamlardan sonra devam edecek. Kilim süper paketi sunar. Yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 3'ü birden sadece 3.999 lira. Hay hay. Evet biz devam edelim telefonları bağlayana tamam. Kadar olur mu bu haberi bitirelim. Evet. Oje dediniz. Abdest almadan önce. Abdest almadan önce, boya abdesti almadan önce normalinde ojenin çıkması gerekir. Son devirde işte 2-3 sene içerisinde veya 5 sene içerisinde de bir kısım arkadaşlarımız işte İlahiyat Fakültesi'ndeki bir kısım arkadaşlarımız da onunla filan alınabileceğini filan söylüyorlar ama bizim yani için esas olan... Yani gusül abdesti almadan evvel ojeyi çıkaracak. Sonra birkaç namaz geçirebilir miyiz? Birkaç abdest alabilir miyiz? Hayır, normalinde boy abdestini aldıktan sonra ojeyi süreriz. O abdestimiz bozuluncaya kadar istediğimiz kadar namaz kılarız. Ama abdestimiz bozulunca yeniden çıkarmak zorundayız. Diyorsun. Öyle. Evet. Namaz abdesti tabii de namaz abdesti için öyle. Tamam. Ama kına onu mesela kına gelecek orada. Kına onunla kına alakası yok çünkü geldi. Kına tabii. Ve jöle deri üzerinde tabaka oluşturmayan saç boyası. Tabii saç boyası. Onlar tabaka oluşturmadıkları için. Hatta ben o işten anlamam ama dudağına sürdüğü rujda da eğer kalıp oluşturuyor ise kalıcı makyajda onun bile çıkarılması lazım. Normalinde çünkü vücutta kuru yer kalmamak üzere boy abdestinde yıkanmak esastır. Peki dövme? Dövme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi lisanıyla lanet ettiği şey. Ancak saygıdeğer seyircilerimiz dövmenin haram olduğunu bilmeden yaptırmışlar ise. Eskiden yaptırmışlar ise bunun günahı ayrı. Ama bu dövme bu dostlarımızın abdestine, boy abdestine zarar vermez. Zarar vermez. Bunları çıkarmak için uğraşmalarına da gerek yok. Çıkaramazlar çünkü zaten çünkü kalıcı dövme. Çünkü Kabe'de dönerken çok belli. Birisi yaptırmış dövme erkeklerden. Hmm. Amerikalı bir adamdı gördüm. Herhalde Müslüman olduktan sonra da onun doğru bir şey o mu? Bu sefer onu yaktırarak yok etmeye çalışmış. Burası böyle desenli bir şekilde. Tabii. Yani dövmenin şeklinde siyah değil ama yanık vardı şimdi, kolunda. Şimdi ilmihal bilgisi diyoruz ya. İkbal Hanım, ilmihal bilgisi. Her Müslümanın ilmihal bilgisi birazcık doğru dürüst verilmiş olsa vatandaşlarımız bu tip sıkıntıları çekmeyecekler. Çünkü bütün ilmihal kitaplarımızda bu konular işlenir.
işlenir. Ama vatandaş bunları duymadığı için herkes... İl mahallede olup tabii, okumadı. Tabii, olsa okumadığı da için, okumuyorlar açıp tabii, birçok kişi. Açıp okumuyorlar. Şimdi internet var, her şey açıkta ama ona da bakmıyor. Diyanet.gov.tr'ye girdiğinizde tabii, aklınıza gelen bütün soruları sorabiliyorsunuz. Peki diş kaplama mevzusu? Diş kaplama zaruret varsa hiçbir mahsuru yok. Zaruret varsa hiçbir mahsuru yok ancak keyfi olarak kendi dişlerini söktürüp de altın gibi maddelerle kaplatmasını uygun görmüyorlar. Kendi özel dişlerini söktürüp onların yerine altın diye. Hani eskiden vardı şimdi o kalktı. O nesil altın gitti. Altın dişli tabii, hayriye tabii, diye de bir böyle tane. Böyle şuralara iki tane taktı hi 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 falan güldüğü zaman altın gözüküyor. Gözükse ne olur gözükmesin. Nasıl hocam bir daha yapar mısın? Bilmem işte geçti. Bir defa söyledim bitti. Evet. Dolayısıyla öyle. Şimdi ben hatırlıyorum o İstanbul'a ilk geldiğimiz zaman Eminönü'nde resim çeken bir amca vardı. Beyazıt da vardı. Şöyle tutarım böyle. Böyle tutunca koldaki saat gözüküyor. Onu da ödünç alıyor. Tabii foto neyse ismini söylemeyelim. Beyaz şeyde şesede başında bir fotoğrafçı var. Gittik oraya 3-5 arkadaş resim çektireceğiz. Kravat takmamışız. Adam dedi ki gelin ya kravat ne yapacaksınız siz? Gel dedik oğlum hadi hemen oradan bir tane kirli bir kravat çıkardı adam. Taktı boynumuza çekti resimlerimizi. Hazır. Ben dün Hayrani Hocam, Profesör Hayrani Hatuntaş'ın radyodaki röportajını dinledim. TRT'de yapılmış bir röportaj. Onlar da yaz günü sınava gidiyorlarmış ve hiç kimse kravat takıp gitmiyormuş. Ceket de giymiyormuş. Teker teker sınava girip girip çıkıyor herkes. Hayrani Hocam'a gelmiş sıra. O da işte emanet kravata takıp cekete gidip içeri gidince hoca yeter artık demiş. Bunu kabul edemeyeceğim. 15. kişi aynı kravat, aynı ceket demiş. Kabul etmiyorum. Şimdi biz yurt dışı imdanla yapıyoruz. Bir zaman ben Küçükçekmece müftüsüydüm. Komisyondaydım İstanbul Müftülüğü'nde. Fikri Gültekin abi var. Şimdi emekli Tekirdağ müftümüz. Tekirdağ'da oturuyor. O da komisyon başkanımız. O dikkat etmiş. Ben hiç dikkat etmedim. Hı. Ya yeter dedi. Ya. Dokuzuncu oldunuz kardeşim dedi ya. Aynı ceketi giyip geliyorsunuz falan dedi. Bu demek tip, ki bu bir moda. Tabii bu bir moda. Yani arkadaşlar bu işin ciddiyetine birazcık ilgi gösterirlerse olur. O zaman yeri gelmişken söyleyeyim. Bu Facebook'ta işte sohbet ediyorlar bana üye olan arkadaşlar. Ondan sonra birisi sahte çantalardan bahsetmiş. Çok bir Fransız marka. Özellikle Japonlar inanılmaz ona rağbet gösteriyor. İlk Paris'e gittiğimde sabahın körü daha dükkanlar açılmamış. 200-300 metre kuyruk var bir dükkanın önünde. Ben de o markayı hiç duymamışım. Çünkü ben marka kullanmam. Yani enayi miyim? Affedersiniz. Ondan sonra hayır ben o markayı da bilmiyorum. Sahtesini de almam, kendisini de almam. Ne bu dedim oradaki rehbere. Bu dediler işte şu marka Japonlar beşer beşer alınıyor bu dükkana. Çünkü saldırıyorlarmış. Bir çanta 2,5 milyar, 3,5 milyar filan. Bu internette de yazışan o bizim gruptaki olan bayanlar diyor ki şurada sahteleri satılıyor çok iyi. Hem de o da tesettürlü bir arkadaşımız bunu yazan. Dedim ki aman arkadaşlar yapmayın. Yani bu haramdır. Ama İkbal Hanım ne yapalım orijinalleri de çok pahalı diye bir bahanesi var. Dedim ki bu bahaneyi size şeytan söyletiyor. Siz, biz üzerimize giydiğimiz eşyalarla, taktığımız takılarla veya altımızdaki arabayla, oturduğumuz semtle, oturduğumuz evle mi adam oluyoruz arkadaşlar? Ha? Hayır, bensem adamım. Bütün en lüks kıyafetleri giyeyim. Ben adam değilsem ne ifade eder sizin için? Değil mi arka? Ya bu gençlere bunu empoze ediyorlar. Sahtesini kullanmak da haram arkadaşlar. Kul hakkına giriyor. Hemen Mevlana'yı hatırlıyorum. Evet. Nice elbiseler gördüm. İçinde insan sen yok. Nice insan gördüm. Üzerinde kıyafetleri yok. Elbiseleri yok. Şeyler. Yani ne Zerdüşte, olursunuz? Zerdüşte palan vursan eşek yine eşektir diyor. Bitti. Teşekkür tabii ederim. Tabii canım öyle değil mi? Öyle değil mi? Yani kesinlikle en lüks öyle. Çantayı al çık sokağa. Yürümesini bilmiyorsan çanta neyine gerek Allah aşkına ya. Binmiş bir şeyin üzerine o zaman seninkine göre değil sen. Ta sahnedesin ama. Bizim köyden yeni gelmiş mübarek. Onunla yürümeye çalışıyor. Çok kaykıla güzel, kaykıla. Ya Allah'tan korkuyor. Birazcık kendine gelin ya. Kendinize gelin ya. İşte sonra, maalesef. O bize öğretiliyor. Bunu kıralım ne olur. Tabii tabii. O bize öyle öğretiyor. Yakışan önemlidir. Pazardan da alsanız size yakışıyorsa. Bitti canım. 5 liraya da alsanız. Moda bana uyandır. Bana yakışandır hiç. Moda. Tabii canım sen. Hadi. Hiç. Yani hayatımda 2 kez pahalı şey aldım. Yemin ediyorum.
iki kez. Ben hiç o markalardan alışveriş yapmam. Türkiye'de çok meşhur bir marka var. Şimdi ismini söyleyemeyeceğim tabii reklam olmasını. İnternette şimdi esas sahibi öldü de oğlu veliahtı. Onun videosunu izledim. Şu diyor, affedersiniz hani bize geri zekalı demek istiyor. Bu diyor sonradan görme Müslüman Türklerin diyor aşağılık kompleksleri sayesinde biz zengin olduk doğru, diyor. Doğru. Yani bizden alışveriş yapınca onlar hani o marka çanta taktım, o marka eşarp taktım, o marka fular taktım. Tabii. Kendileri diyor bu aşağılık kompleksleri sayesinde biz trilyarder olduk diyor. Hele hele o yazısını okuduktan sonra eskiden yapmış olmadım, olsam da almazdım. Hakaret ediyor resmen. Bu, bu milletin ruh köküne kibrit suyu dökmek isteyenlerin yaftalanmış markaları var. Ve bizim Müslüman hanımların çoğunluğunun eşarbı o tip yerlerdendir. İşte ne anlatacağım? Bir kıyafet mağazasından giyiniyorum. Onlar da sezon sonu çantalarını ucuzladıktan sonra bu tip mağazalara veriyorlarmış. Orijinal ama. Şu çanta dedi işte normalde şu kadardı, bu fiyata indi. Yalan söylemeyeyim, 250 milyon mu neydi? İndirilme girmiş hali. Çok sevdim çantayı. Yani dedim bir kere de dedim ben alayım. Hani hep dedim başkaları giyiyor. Güzelmiş, sevdim şu çantayı alayım, para harcayayım. Arabamın camını kırdılar. O çantayı aldılar. Amerika'ya gidiyorum. Bir kat girecekmiş galiba. Girsin çıksın öyle anlatayım. Peki. Jenerik varmış. Amerika'ya gidiyorum, valizim yok. Almayı da unuttum o gün, iş güç, koşuşturma ve bir alışveriş merkezinde tam kepengi indiriyor adam. Yalvardım, ne olur dedim, gideceğim, valize ihtiyacım var. Alabilir miyim? Al tabii, hiç ne fiyatına baktım, ne markasını, o markayı vallahi Allah şahidim bilmiyorum hocam. Aldım hemen kocaman bir valiz, battal boy, götürdüm kasaya, kredi kartımı verdim. Adam o kadar acele ediyor ki, Z raporunu tam alıyor. Hiç fiyata bile bakmadım, yemin ediyorum. Bir baktım, ödenmiş. Alternatifim de yok. İnanılmaz pahalı bir valiz. Şimdi Umre'den gelirken o valizim kayboldu. Bana yaramıyor arkadaşlar. Bana daha yaramıyor. Bulunmadı hocam. Bugün yine aradım hava yolları firmasını. Yok dediler, yok. Hani yanarım içindeki aldığım hediyelere yanarım. Size çok güzel ne almıştım neyse söyleyeyim der haklıyım. Ağaç çok özel. Taşlaşmış bir ağaç, fosilleşmiş bir ağacın üzerine Allah lafzı yazmışlar. Allah ve Muhammed yazmışlar. Çok güzel bir şeydi. Nadide bir parçaydı. Emre de gördü, hatta beraber pazarlık yaptık. Dükkanı açtırttık onu alabilmek için. O kadar güzel bir şeydiniz. Aldım kabul ettim deyin de. Yok, kabul ettim tabii. Iyi. Çoktan kabul parasına ettim ama. Parasına yanmayayım. Ama kısmet olmayınca dayak bile yemiyormuş biliyorsun. Öyle mi? Tabii. Kısmet olmayınca bu kara sinek de stüdyoya giremez. Arkadaş hayırdır? Sen davetli değilsin. Şimdi öldürsen günah. Git arkadaşım. Git. Bu tam yumurtlamak üzere olan sinek işte yani. Bunu bir an önce... Ama hava yolları o çantayı bulması lazım. Yok, bulamayabiliyor. Geçen sene de ablamın hurma kolisi kaybolmuştu. 25 kilo. Zemzemi de kaybolmuştu. Olabiliyor. Ne yapalım? Demek ki çok önemsemeyeceksin. İşte aman bu pahalı valiz. Dikkat edeyim dedim. Allah aldı elimden. Peki... Diş kaplamayı konuştuk. Evet. Güneş enerjisi. Güneş altında diyor ısıtılan suyla abdest almak uygun mu? Allah Allah. Tabii şimdi ilmihal Allah Allah deme. İlmihal kitaplarımızda var. Güneşte ısınan su ile abdest. O nedir o? Keyfi olarak güneşe koyup da orada ısıtırsan suyu o zararlı. Çünkü güneş ışınlarının o suya verdiği bir zarar varmış. İlmihal kitaplarımızda bu geçer. Ama bugünkü güneş enerjisiyle falan alakası yok onun. O kabın içindeki tabii, su. Tabii kabın içerisinde koymuşsunuz güneşe. Güneş de ısınsın. Oradan abdest alayım demişsiniz. Su odur. İlmihal kitaplarımızda da geçer o. Güneş geçer. Enerjisiyle tabii, alakası tabii, yok. Tabii. Yoksa bu güneş enerjisiyle falan alakası yok onun. Peki küpe. Küpe deliklerini tabii boy abdesti alırken özellikle küpe deliklerini şöyle bir iki defa oynatmak gerekir. Çünkü abdest alırken de sakalı gür olan Müslümanlar böyle iyice oluştururlar tabii. Evet. Yani küpenin o kancasını tabii. İleri geri ittirip ıslatmak lazım. Evet. Peki kol ve bacak diyor. Abdeste kol ve bacakları olmayan kişiler... Oralar, bu organları olmadığı için... Tabii canım oraları sadece... Ama ne kadar hassaslar ki bak telefon açıp tabii. soruyorlar. Evet. Zaten çok sorular geliyor zaten o tip şeyler. Bunlar daha çok sorulanlar. Mesela şu dövme her istisnası her gün sorulur. Evet. Peki diyor ki merhem kullanmak acaba abdesti bozar mı? Onun üstüne
Mesela açık bir yara var. O merhem süreriz. Biz o merhemin yaraya sürülmesiyle veya vücudun herhangi bir yere sürülmesiyle kalıp meydana getirmesi mümkün değil. Merhem o şeyi bozmuyor. Evet, çok şükür. Abdesti de bozmaz. Telefon var mı? Bozmaz. Bana Deli Karı diyen hanımefendinin kocasının şiirini mi okuyayım arkadaşlar? Tamam. Tamam. Müsaade eder misiniz? Lütfen eder misiniz Sayın Bardak Üssü'nün? Bismillahirrahmanirrahim. Şu mikrofonu da alayım. Seninle nurlandı bu fani cihan. Hayatın manası, anlamı sensin. Seninle dolaşır damardaki kan. Hayatın manası, anlamı sensin. Seninle sevindi küçücük kızlar. Seninle parlıyor gökteki yıldızlar. Seninle yeşerir bütün umutlar. Hayatın anlamı, manası sensin. Seninle gülüyor ey Resul yüzler. Seninle anlaşılır Kur'an'da sözler. Seninle bu garip cemali özler. Hayatın anlamı, manası sensin. Özlüyor şu kalbim hep. Hep seni özler. Seninle mis kokar bağdaki güller. Uğruna yaratıldı cümle alemler. Hayatın manası, anlamı sensin. Muhammed Altıntaş. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Güzelmiş değil mi? Yüreğinize sağlık. Kısacık bir ara, hemen dönüyoruz inşallah. Uğur Derin Dondurucu'nun sunduğu İkbal'le Hayatın İçinden reklamlardan sonra devam edecek. Yatak odaları, yemek odaları, oturma grupları, plazma üniteleri yılın en süper indirimleriyle evlerinizi dolduruyor. Kilime gelin, çok alın, az ödeyin. Bulaşık makinesini çalıştırmak için kahvaltı da sağır buna deyip sabahı bekleyen hanımlar. Profilo'da elde yıkamaya göre... Bir şey söylüyorsunuz, reklam giriyor. Ne yapayım hocam? Değil mi? Evet, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Tevbe suresinin 128. ayetinde Allah Teala لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَؤُفٌ رَح۪يمٌ diyor. Yani size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir diyor. Çok ağır gelir çünkü o size çok düşkün, müminlere de çok şefkatli ve merhametlidir. Allah'ın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i Kur'an'da tarifi bu. Kur'an'daki tarifi bu. Dolayısıyla Ahzab suresinin 5, 21 ve 46. ayetlerini getirdim. Ey peygamber, biz seni hakikaten bir şahit. Kime şahit? Ümmetine şahit. Bir müjdeci, ümmetine müjdeleyen ve bir uyarıcı, ümmetini uyaran peygamber olarak gönderdik. Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Nur saçan kandil. Andolsun ki, yemin olsun ki Resulullah sizin için, yani Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir diyor. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğini öğretmezseniz, onu neslinize tanıtmazsanız, işte o nesliniz de biraz evvel konuştuğumuz şeyleri yapmakta bir beis görmez. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inanan, iman eden bir Müslüman, Allah Teala'nın verdiği vücuda yeni bir damga bastırarak, dövme yaptırarak süslenmeyi kesinlikle istemez. Niye? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istememiş peki, onu. Peki estetik ameliyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim düşünmem değil, İslam'ın düşünmesi önemli. Estetik ameliyatta da eğer insanlar arasında hor görülüyorsa, hakir görülüyor ise, dalga geçiliyor ise o ameliyatı olmasında hiçbir mahsuru yok. Ama keyfi olarak bugün bir kısım
efendim basında veya sözlü ve yazılı basında efendim yapılan o ameliyatlar, şunların bunların filan dinle filan işin yani, şeyi yok. Yani başka bir insan geliyor. Tabii başka bir insan geliyor. Suratı. Yani Allah Teala'nın koyduğunu beğenmiyorsunuz. Benim bir arkadaşımın mimikleri çok böyle belirgin. Mesela konuşurken sürekli böyle konuşuyor anlatırken. Burası kırış 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 oldu. Buraları da kırış 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 oldu. Çok da genç aslında yani. O kadar kırışık olmaması lazım. Neyse bunun kanına girmişler. Bu botoks yaptırtmış hocam. Botoks yaptırtmış. Sabah yüzünü yıkamış. Ondan sonra da kaşlarını şöyle yapmış. Böyle kalmış. Çığlık atıyorum ama diyor suratımda çığlık attığımın belirtisi yok. Hani kaşlar böyle havada kalmış. Bir an diyor ne yapacağımı şaşırdım. Evin içinde dört dolandım. Hani Allah'ım ben böyle yaşayamam diye. Neyse elleriyle şöyle aşağı indirince inmiş geri kaşları kızcağızın da. Yani 3-4 ay 5 ay onun etkisi sürüyor. O geçene kadar kızcağız mahvoldu yani. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığını beğenmeme gibi bir pozisyonun içerisine giriyoruz. Beğenmeme gibi bir pozisyonun içerisine giriyoruz. Ama böyle herhalde şeyleri vardır. Ufak tefek, ufak tefek onlar ayrı şeyler. Ufak tefek ne? Yani ufak tefek de kalmıyorlar ki. Şimdi geçen birini gördüm bizim şeylerden, dedim eşime ya dedim bu herhalde silikon mu koydurmuş, nedir öyle bu kadar kocaman kocaman dudağı olur mu insanın ya? Allah aşkına nedir o? Silikon var mutlaka içerisinde. Neye yarar o? Anlamam bir şey. Neyse. Anlamam bir şey. He. Evet tamam. Onun için yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy çeşmesinden o fıskiyeden gerekli gıdayı alamayan, gerekli suyu, rahmet suyunu oradan içemeyen insanlar işte orada onu yapacak. Öbür tarafta bunu yapacak. Bir yanda da kızamıyorum. Neden kızamıyorum? Çünkü hep televizyonda gösterilenler tek tip insanlar ya. Kadın da evde oturunca ancak ona benzerse beğenileceğini zannediyor. Öyle zannediyor. Yani onun tabii kadar zayıf olursa, onun kadar saçları uzun olur, onun gibi lens takarsa, onun gibi şöyle olursa kocam da beni beğenecek diyor. Birazcık aşağılık kompleksine kapılıyor. Oysa orada yani ekrandakiler sanal hayatlar arkadaşlar ve tabii, bizler tabii. Hani ben hani başımı örtük ama ben de başörtümün rengini değiştirerek farklılık yapmış oluyorum. İşte bir gün pembe takıyorum, bir gün sarı ama açık olanda bir gün başka bir renge boyuyor, bir gün başka bir renge boyuyor. Biz ekranda olduğumuz için siz bizden sıkılmayın diye mecburen bunları yapmak zorundayız ama hani evet. Normal bir hayat sürsek herhalde öyle olmaz. Tabii, yani Ayşe şimdi Pekkan da normal bir hanımı, ev hanımı olsaydı herhalde bu kadar estetik yaptırtmazdı kadıncağız. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri biliyorsunuz İslam geldiğinde, peygamberimiz peygamberlikle görevlendirildiğinde yani o günün şartlarında en büyük inançsız insandı. Yani kim Müslümanlara zulmedecek derse Ömer kalkardı. Hatta kızını oğlu Ömer. Tabii. Kişi yani. Kim kızının efendim katili kötülük yapacak o kalkardı ve peygamberimizi öldürmek üzere yola çıkmıştır biliyorsunuz. Peygamberimizi öldürmek üzere yolda giderken kız kardeşinin ve eniştesinin Müslüman olduğu kendisine haber verilince onu bıraktı oraya koştu. Oraya koşunca da efendim kız kardeşinin suratına bir çaplak diyorlar ya eskiler. Öyle bir vurdu ki o kızcağız o acıyla birlikte kessen dönmeyeceğiz biz Müslümanız dedi. Şimdi Allah Teala hidayeti nerede, ne zaman, kimin vasıtasıyla vereceği belli değildir. Onun için de Taha suresini okuyorlar. Taha ve Yasin suresiyle Cenab-ı Hak Hazreti Ömer'in gönlünde iman lambasını yaktı. Ondan sonra Akif ne diyor? Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu diyor. Şimdi bizim meşhur gazetecilerimizden birinden beyanat almışlar da dünkü gazetelerde vardı. Yahu diyor çöldeki ilkokul mezunu bile olmayan bir adam çıkmış bak. Bir adam çıkmış, o adamın koyduğu prensipler halen varlığını devam ettiriyor. Tövbe estağfurullah. Ha tabii, halen varlığını devam ettiriyor. Buna saygı duymaktan başka ne olur diyor, ne olur. Onun için Hazreti Ömer diyor ki radıyallahu anh hazretleri, efendim biz zelil bir millettik diyor. En zelil millettik biz diyor. Allah Hazreti Muhammed ve İslam ile bizi aziz etti diyor. Hazreti Muhammed'le ve İslamiyet'le bizi aziz etti. Ne zaman İslam'dan başka yerde izzet ararsak, şeref ararsak, itibar arar isek Allah bizi yeniden rezil eder, zelil eder diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri. Şimdi din olmasaydı Türk'ü kim tanırdı bacım? Kim tanırdı? Ha, şimdi her zaman iftar ediyoruz işte. Efendim bağdan üzümü koparmış, orada çarşıdaki pazardaki üzümün fiyatı neyse onu mendiline bağlamış. Götürmüş bağın sömeğine takmış. Niye?
bu adamın üzümünü yedik. Hakkı bize geçmesin diye. Hakkı bize geçmesin. Nerede bulacağım da o adamla helalleşeceğim? Nerede bulacağım, helalleşeceğim? Yavuz Sultan Selim'in Mısır fethi vardır biliyorsunuz. İznik bağlarından geçiyor. İznik bağları bittikten sonra gece istirahat veriliyor. Çağırıyor yetkilileri, elma istiyorum diyor. Canım elma iste diyor. Sultanım önceden söyleseydin, şehirden geçerken alırdık. Hayır diyor ya, şimdi canım istiyor kardeşim, gidin bulun elma. Arıyorlar tarıyorlar, şehirde hiç kapalı açık yeri yok, bulamıyorlar. Dönüyor geliyorlar, diyorlar ki efendim bulamadık. O zaman askerlerin torbasını yoklayın diyor. Eyvah. Bütün askerlerin torbasını döktürüyorlar. O kadar askerin içerisinden bir tane elma torbalardan çıkmıyor. Diyorlar ki efendim bulamadık. Ben zaten bunu istiyordum diyor. Aynen. Bunu istiyordum ben. Çünkü biz bağların içerisinden geçtik. Ve bir savaşa gidiyoruz. Haram yiyen beden kılıç sallayamaz diyor. Haram yiyen beden kılıç sallayamaz. Ben onun için askerleri kontrol ettirdim size. Gördüm ki efendim askerlerin... Eminim. Şimdi bu askerle ben dünyayı fethederim diyor. Onun için de zaten dünya haritasına i̇şte, baktığı zaman... Bak, toplam kaliteyi söylemiş. Tabii canım. Sadece benim iyi olmam, sadece sizin iyi olmanız yok, değil. Hayır, herkesin tabii, iyi olması. Toplam tabii. Şimdi dünya haritasına bakıyor. İki kişiye, bir kişiye çok gelir. Ama iki kişiye az gelir diyor. Dünya haritası bu. Ama oradan nereye gelmişsiniz? 6 milyon kilometre kare toprak sahibiymişsiniz. 6 milyon. Bugünkü Suudi Arabistan'a şeyinle giremiyorsun. Pasaportunla giremiyorsun ama. Şimdi de ne tabii, oluyor? Elin yabancısı geliyor, 30 hektar arazimi alıyor. Tabii. İşte özellikle karşılıklılık ilkesine dayanmadan ben de buna çok üzülüyorum. Sabah bunun tartışmasını yaptık. Eski bir gazete küpürünü kesmişim. 60 hektara kadar izin çıkacak. Bunun yolu açılıyor diye bir haber var. 12 Ocak bu senenin 12 Ocak tarihli haberi. O gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi? 30 hektara kadar gerçekleşmiş. 2,5 hektar yabancı bir adam. İsrailli, Amerikalı geliyor Türkiye'ye. Eskiden 2,5 hektar arazi alabiliyordu bütün halde. Şimdi 30 hektar araziyi parasını bastırıp alabiliyor. Bir karşılıklılık ilkesi var. Diyelim ki Almanya ile bizim anlaşmamız varsa, yanılmıyorsam 72 milletle anlaşmamız var bu konuda. Atıyorum Almanya. Ben Almanya'ya gidip arazi alabiliyorum. Bir Alman da gelip benim arazimi alabiliyor Türkiye'den. Ama Almanya ile Amerika'nın gelir seviyesiyle benim gelir seviyem bir mi? Oradaki postanede çalışan bir memur geliyor. Benim burada 20 hektar arazimi alacak. Parası var adamın. Hadi bakalım bizim bir postacımız gitsin de Almanya'dan 20 hektar arazi. 20 hektar da 20 santimetre karesini alamaz. Hem sonra yani niye o yüzden atalım. Arımın kemiklerinin çürüdüğünü, sızladığını hissediyorum. Tabii. Yemin ediyorum bu konuda ben hiç tasvip etmiyorum. Hem sonra niye gidip Amerika'da alayım ki yani? Ezanı yok, komşusu yok, komşuluğu yok. Hiçbir şey ama yok. Ama bunun da olmaması lazım hocam. Hani illa tek bir şart konulmalıydı. Yatırım yapacaksa, burada fabrika açacaksa gelsin 20 hektar arazisini alsın. Ama fabrika benim de elemanlarım, insanlarım çalışsın. Ama keyfi olarak İsrail bulunduğu yeri nasıl elde etmiş arkadaşlar? Küçük küçük alarak. Önce erkeklere kadınlar sunmuş birileri. Tabii canım tabii. Aşık etmişler, evi benim üstüme yap, şöyle yap, böyle yap. Yani Allah korusun. Yani Sultan Abdülhamid'e yıldız şeyi niçin yapıldı, suikasti? Niçin yapıldı? Toprak istediler. Sultan Abdülhamid'den toprak istediler. Bizim tarihimiz... O yüzden mi ona kızıl dediler mahsus? Onun için Kızıl Sultan dediler. Bizim tarihçilerimiz de mal bulmuş mağribi gibi. Onu sırf kötüledi. Osmanlı'ya sövmek için. Osmanlı'ya efendim Abdülhamid'e Kızıl Sultan dediler. Efendim ne dedi? Köpekler vatan toprağı parayla satılmaz dedi. Satılmaz dedi. Ondan sonra da yıldız. Ama ne oldu? Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Şeyhülislam'a bir şey sordu. Bir dakika. Bir dakikalık gecikmeyle suikastten kurtuldu cumadan çıkarken biliyorsunuz. Ve hep öyle, o tip işleri yapmışlar ve elimizden hep öyle alınmış. Ama hep müsaade edilmesin evet. Ne olursun. Müsaade edilmemeli. İnşallah edilmez de. Evet. Diyor ki Cengiz Numanoğlu evet. Bunu size hediye edeceğim. Bende var ikincisi. Uyan artık ey insan. Yetmez mi bunca zillet? Kaderinde yazmıyor bu kokuşma, bu illet. Sen ki özünde şeref, fıtratında asalet. Ne sen sürün yerlerde, ne sürünsün adalet. Uyan artık ey insan. Sen bir ilah değilsin. O kibirli dik başın secdelere eğilsin. Ön yargılı infazlar boğuyor vicdanını. Bu çağdaş cehaletten kurtar şu irfanını. İnsan doğmak insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi
ölürken de insandır. Tabii. Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. İnsanca yaşamanın düşünmektir kıstası. Kabristana yakışır içi boş kafatası. Dostu da düşmanı da insanın kendisidir. Ya nefsinin kölesi ya da efendisidir. Dinde zorlama yoktur. İnsan hürdür elbette. İster dünyada pişer, İsterse ahirette. Çok güzel bu. Yar olmaz servetin insana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Tabii. İlle de bir tokat mı yemelisin ensene? Ölüm sana gelmeden sen kendine gelsene. Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Boş kalıyor. Cengiz işte. Numan, evet. Ona bir alkış istiyorum. Söyler misin? Gözlerim gafletten uyan, uyan uykusu çok gözlerim uyan. Azrail'in kastı çaradır inan. Uyan ey gözlerim gafletten uyan, uyan uykusu çok gözlerim uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Teşekkür ederim. Buyurun hocam. Yol kesenler Kur'an'ı okuyup öğrenince yol gösterici oldular diyor Muhammed İkbal. Doğru değil mi? Doğru. Yol benim kesenler. Adımın sebebi Muhammed İkbal. Tabii. Basmasa mübarek kademin ruyu zemine. Basmasa mübarek kademin ruyu zemine. Pak etmez idi kimseyi hak ile teyemmüm. Akile. Senin toprak. O mübarek ayakların toprağa değmeseydi. Ya Muhammed, mübarek ayakların toprağa basmasaydı toprakla yapılan teyemmüm kimseyi temizlemezdi diyor. Kimseyi temizlemez. Evet. İlk telefonumuzu alalım hocam. Tamam. Bak soru konuşturmadı deme. Gayet güzel hayır. Konuştuk değil mi? Tamam. Ha, telefonu yani, geciktirdik. Merhaba efendim. Evet. Hoş geldiniz. Merhaba. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam beyefendi. İyi misiniz? Yusuf hocama sizi... Hayır yayınlar diyorum. Sağ olun çok efendim. Çok teşekkür ediyorum. Denizli'ye sevgiler efendim. Sağ olun. Hem de Kızılcabölük'ten. Oo, Kızılcabölük. Çok güzel bir yer. Dokumaları Festivali'ne gitmiştim Kızılcabölük'ün eski belediye evet, başkanı zamanı. Evet, 10 sene oldu. Evet. Ay maşallah nasıl hatırlıyorsunuz. Allah tekrar neredesin Süleyman Beyciğim. Buyurun. İnşallah yine bekliyorum. Ben yıllardan beri kazandım takardım da hem de peygamberimizin doğum yıldan nedenini hatırladım. Peygamberimizin çocukları oluyor okulda. Fakat babasının ismini veriyor Abdullah. Hı hı. 4 tane kızı var. Fakat bir annesinin adını vermiyor. Bunu bir neden? Neden abi? Biz... Diyor ki oğulları olunca hani babasının adını verdi ama annesi Amine'nin adını hiçbir kız çocuğuna vermedi. Acaba bunun bir sırrı var mı? Yok diye. Hayır bir sırrı yok canım hayır. Evet ilginç yok. Bir soru. Evet o annenin babanın ismini verme işi de bizde o. Bizim kültürümüzde Türklerde var. Mi o, var? Tabii bizim kültürümüzde var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir şey düşünmedi hiç. Düşünmedi Amine, Emine'yi. Ama Abdullah koymuş. Abdullah koydu, evet. İbrahim koymuş. Koydu, Abdullah koydu ama öyle yani şeylerde, kitaplarımızda bu konuyla ilgili bir gerekçe yok. Yok, gerekçe yok, evet. Başka bir soru var mı Süleyman Beyciğim? Teşekkür ederim. Sağlığınız, hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler, sevgiler. İnanmazsınız belki ama yani dün bana Kızılcabölük'ten bir böyle havlu takım yapılmıştı, hediye gönderilmişti. Burada da İhbar Gürpınar, yemin ediyorum dün onu kullandım. Ve Kızılcabölük'ü anmıştım, ertesi gün sizi aradınız. Çok teşekkür ediyorum, sevgiler. Ben Tavas ilçesindenim de, Kızılcabölük de bizim şehrin güzel bir beldemiz. Evet, çok güzel bir belde. Biz o zaman tek hayır yayınlar. Çok teşekkürler. Diğer tamam. Telefona cevap verelim. Merhaba efendim, hangi şehre gidiyoruz bakalım? Düştü mü? Düştü, evet. Biz düşmeyelim. Değil mi? Allah korusun.
Peki. Evet. Burada hani bazı konularda uyarmak da bizim görevimiz ya. Sevgili seyirciler, bilmiyorum Feridun Hoca'yı bugün seyredemedim hazırlık koşturmasında. 6. hastalık çok hortlamış çocuklar arasında. Aman dikkat edin, tamam mı? 6. hastalık diye bir hastalık varmış ve ciğerleri iflas ettiriyormuş. Çocuklar, çocuklu olan anne babalar lütfen öyle herkesle öpüşüp koklaşmayın. Hani biz ah canım neredesin diye öpüyoruz, kokluyoruz. Şu dönemde rica ediyorum kimse kimseyi öpmesin, tamam mı? Çocuğunuzda da belirtiler varsa, birdenbire öksürük, ateş, efendim nefeste daralma, hemen doktora götürün. Bana bir dergi geldi. Engellerimizle mutluyuz diye, engellinin sesi dergisi. Burada birkaç belirti var. MS de çok hortladı biliyorsunuz. Şu söylediklerim sizde var ise, hafif hafif başladıysa, ne olursunuz bir doktora gidin, olur mu? Bir baktınız göremiyorsunuz. Hani hiçbir sorununuz yoktu eskiden ama birdenbire görememeye başladınız. Görmenizde problem. Kulak kabartıyorsunuz. Kulağınızda hiçbir sorun yoktu eskiden. Birdenbire az duymaya başladınız. Efendim konuşmak istediniz ama diliniz böyle ağırlaştı. Birazcık zor konuşmaya başladınız. Bir şeyi almak için uzandınız ama tutamadınız. Çift görmeye başladınız. Peki bu hastalık ne? Bu hastalık MS. Maalesef çok geç anlaşılıyor. Beyinle olan bir problem bu. Ne olursunuz birdenbire hayatınızda bu değişiklikler başladıysa derhal doktora gidiniz, olur mu arkadaşlar? MS hastalığına yol açan sebepler henüz tam net değil ama bir virüs saldırısına maruz kalınca olabileceğini söylüyorlar. Nasıl teşhis edilir? İşte bu belirtiler var ise sizde, Allah korusun, doktora gitmekte asla gecikmeyeceğiz. Diyor ki Doktor Emin Mindan, kadınların saç boyası ve ruj kullanması, alüminyum tencere ve benzeri ürünleri kullanmanız, dişlerdeki metal dolgularınız, hani amalgam dolgularınız var ise, güneşten korunmak için sürülen güneş kremlerinin fazla sürülmesi, maalesef bu sebeplere yol açıyormuş. Eğer saat 11 ile 2-3 arası güneşe çıkmaz iseniz D vitamini MS hastalığında çok faydalıymış. Güneş ışığı hatta 16 çeşitte kanserden koruyormuş güneş ışığı. Ama dediğim gibi öğlen saatlerinde kesinlikle çıkmıyoruz. Sahir zamanda çıkarsak hastalanmamıza engel olduğu gibi hatta bize şifa da verebiliyormuş, tamam mı? Yani hiçbirimiz istemeyiz tabii bu hastalığı. En büyük sıkıntı da erkeklerin idrar tutamaması bu MS'de. Cinsel hayatlarının bitmesi vesaire. Kadında da alta kaçırmalar çok oluyor. Ne olursunuz hareketlerinizde bir yavaşlama var ise, kulaklarınızda sıkıntı, çift görmeler başladıysa hemen doktora gidiyorsunuz. Telefona cevap veriyoruz. Merhaba. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Almanya'ya gidiyoruz. Evet. Hangi şehir? Münih. Münih'e selam olsun bütün gurbetçilerimize. Sizi dinliyoruz hanımefendi. Hayırdır, eşiniz? İkbal Hanım, ben sizin sesinizi biraz geç alıyorum. Ben sizi duyuyorum ama siz konuşun, o halde biz dinleyelim hocamla. Hocama da çok çok selam ederim. Ellerinden öperim. Aleyküm selam. Televizyondan duyuyorsunuz. Benim sorusu olacak hocam. Benim eşim zamanında 15-16 sene alkolikti. Ama karakter olarak, insan yapısı olarak çok tatlı, çok iyi bir insandı. Yani her zaman insanlara güzel davranan biriydi. Bana karşı olsun el üstünde tutan biriydi. Bir gün ben internetten hadisler dinliyordum. İşte cennet ve cehennem alametleri dinledim. Ve o gün çok etkilenmiştim. O gün eşim eve geldi. Benim ağlamamdan dolayı korktu ve dedi ne oldu dedi. Ben de dedim ki ya bir şey yok. Ben sadece cehennem alametlerini dinleyerek böyle içlendim dedim, biliyor musunuz? Ondan sonra dedi aç bakalım ben de bir seyredeyim dedi. Ve o gün tövbe nusuh dedi ve kesinlikle o günden bu yana, yani 4 yıldır ağzına bir damla alkol almıyor. Allahu Ekber. Ve namaza başladı benim eşim. Maşallah. İlk başlarda sadece cuma namazlarına giderdi. Şimdi Allah'a çok şükür 5 vakit namazına başladı. Oh. Çok, yani güzel bir dönüş yaptı. Çok şükür. Yalnız bu arada çok... nasıl diyeyim size, kötü biri değil ama çok asabileşti, her şeye çok sinirleniyor.
böyle bakışları bile insana böyle öldürecekmiş gibi bir tavırları oluyor. Ama yani bir şey yaptığı yok bana karşı ama çok sinirli. Ve çocuğuna tahammülü falan kalmadı. Bilmiyorum bu konuda ne yapabilirim acaba? Bu konuda galiba şeytan çok azap çekti. Tabii. Yani dedi ki nasıl bıraktırır bu kadın bu gözyaşlarıyla bu adama içkiyi. Yani benim bunu yoldan çıkarmam lazım. Acık şeytan uğraşıyor gibi. Şimdi vücut senelerce kullandı ya. Ben de öyle düşünüyorum. Tabii. Hanımefendi siz de hatta kalın. Alkolün verdiği etki acaba sonradan çıkabilir mi? Bunu da düşündüm. Belki beyinde sinirlerde yıpranma olmuş olabilir. Hatta kalın lütfen reklama gidiyormuşuz. Döner dönmez cevaplandırsın hocam olur mu? Uğur Derin Dondurucu'nun sunduğu İkbal'le Hayatın İçinden reklamlardan sonra devam edecek. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Hanımefendi hatta kalsın diye rica etmiştik. Evet, konuşmamız devam etsin diye. Siz televizyonun sesini kısarsanız çok daha rahat diyalogluyoruz. Tamam mı? Kapattım. Tamam, o zaman geç gelmez sesimiz çünkü. Şimdi bu beyefendi senelerce bu alkol kullandığı için vücutta bir kısım tahribatlar oldu. Bu tahribatların neticesinde bu sinirlenme ondan mütevellit bir de yavaş yavaş canı istemeye başladı. Canı istemeye başladı. Şeytan dürtüyor çünkü. Yani niye vazgeçtin filan diye. Bu hanımefendinin yapacağı tek şey hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir diyecek. Bir de yemek yaparken o yemeklerine koyacağı suyu ve gıdaları besmeleyle koyacak, okuyarak efendim elem neşrah leke biliyorsa onu okuyacak. Onu bilmiyor ise kulavuz bil felak kulavuz bin nas ayetel kürsi elham bunları okuyarak efendim o şekilde beyefendi besleyecek. Peki eşiniz normalde yardımlaşmayı seven mi birisi midir sevgili? Çok 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 iyi bir insan gerçekten çok onu beyefendi. Onu neden sordum biliyor musunuz? Yani içkinin uyuşturucunun frontal bölgede, beynin ön bölgesinde yapmış olduğu etkiyi... Yok, tahribatın dışında bir şey bu söyleyeceğim hocam. Antalya'da yapılan bağımlılık kongresinde ispatlanmış bir çalışma bu. Yani ben bunu uydurmuyorum affedersiniz. Evet. Bazıları benim burada konuştuklarımı böyle işkembeyi kübradan, hani kübrayı işkembeden attığımı zannediyorlar. Böyle bir şey duymuştum, ben de duymuştum. Sonra etki yapabileceğini... daha sonra bunların acısının çıkacağını duymuştum. Yok benim söylemek istediğim şey o değil tatlım. İzmir'den gönüllü bir uyuşturucu müptelası, bağımlısı olan grup geliyor Antalya'ya. Psikiyatristler çalışma yapıyorlar. Diyorlar ki biz sizin uyuşturucu kullandığınız zaman aynı şey içki içinde söz konusu. Beyninizde ne olduğunu araştıracağız. Gönüllüler bunlar. Beynine elektrotlar takılıyor. Bunlar uyuşturucuyu çekiyorlar. İçiyorlar artık damardan hangi türünü kullanıyorlarsa bilmiyorum. Beynin frontal bölgesinde inanılmaz bir elektrik akımı oluyor. Pırıl pırıl parlıyor beynin ön kısmı. O ışığın, o işte elektriksel durumun verdiği huzur, mutluluk, uçma hissini yaşıyor kullananlar. Ama mutluluk seviyesi diyelim ki şurada, tamam mı, bunu kullanmadan evvel. Uyuşturucuyu kullandığı zaman mutluluk cort diye yukarı çıkıyor. Ta burada şimdi. Ama uyuşturucunun etkisi geçer geçmez mutluluk seviyesi zınk diye normal seviyenin aşağısına geçiyor. Bu kez artık şuradaki mutluluğunu unutuyor kişi. O mutlu anı yok, şu aşağılardaki hali var. Bu sefer ne yapıyor? Eski haline kavuşmak için dozajı artırıyor. Eskiden bir kadeh içerken bir kadeh kesmiyor. Veya bir hap içerken uyuşturucu o hap kesmiyor. Daha çok kullanıyor. Mutluluğu şuraya çıkıyor. Bu sefer daha da aşağı iniyor. Yani dibin dibine iniyorlar. Peki diyor psikiyatristler. Biz bunu başka acaba nasıl sağlayabiliriz? Frontal bölgedeki parlaklığı, bu iletişimi nasıl yapabiliriz? İyilik yaptırtıyorlar bu kişilere. Bilimsel çalışma bu arkadaşlar. Elektrotları takıyorlar, karşıdan karşıya bir amayı geçiriyorlar. Yaşlı bir teyzenin eşyalarını taşıtıyorlar. Bir fakirin başını okşatıyorlar, yemek ısmarlatıyorlar. Hep elektrotlar kafada yapılan ilginç çalışma. Aynı bölgede, frontal bölgede uyuşturucu kullandığınız zamanki parlamanın aynısı oluyor. Mutluluktan uçuyorlar. Mutlulukları buradayken buraya çıkıyor ve iniyormuş gibi olup tekrar çıkıyor. İniyormuş gibi olup tekrar. Yardımsever insanların suratlarında bir nur görürsünüz siz. Hani gerçek
iyi insanların. Evet. Ya dersiniz ki bu adamın, bu kadının yüzünden ışık saçılıyor etrafa. Bu o beynimizdeki ışıktan kaynaklanıyor aslında. Eşinize ekstra iyilikler yaptırtmaya çalışsanız bu dönemde. O frontal bölgedeki parlaklığı daim ettirmek için. Çünkü adam alışmış, yıllarca içmiş. Sizin gözyaşınız onu yakmış. Ne kadar güzel bir hayat değişikliğine girmiş. Ama hocamın dediği gibi şeytan çok rahatsız bu durumda. Evet. Yani bir neferini kaybetti şeytan. Kolay bir şey mi bu adamcağız için, şeytan için? He? Evet, ben bu konuda ona çok yardımcı olmak istiyorum. Kendisinin yani daha çok iyi olmasını istiyorum. Yani kendi de bunun farkında, çok sinirli olduğunun farkında. Bazen özür diliyor. O zaman yapmamaya çalışıyorum diyor. Ne yap biliyor musun? Yine de elinden gelmeyerek oluyor bunlar. Bitkilerden destek alalım, bitkilerden. Orada bulabilirsen kedi otu kökü bul tatlım. Bulamazsan da Türkiye'den sipariş ver. Çok kötü kokan bir şey ama çayını yapıyorsun. Bir gece evvelden koyuyorsun. Ya da meyan kökü. Meyan köküden bir tutam alıyorsun. Oda sıcaklığındaki suyun içine koyuyorsun. Sabah onu böyle hani bir fondip mi diyorlar içki içenler? Kafasına diki verecek. Sabah bir tane, akşam bir tane içebilir. İlk başta bir taneyle başla. Gece yatmadan evvel içsin. O böyle pamuk gibi yapıyor. Bir de melisa çayı içirtmeye çalış. Bir de yatarken de sevgili seyircimiz, yastığımıza lavanta damlatın. Lavanta yağı. O da huzurlu bir uyku sağlatıyor. Ertesi gününü etkileyebiliyor. Tamam mı? Kedi otu kökü, meyan kökü veya melisa çayı ve lavanta yağı. Tamam mı tatlım? Evet. Bence aşılır bu konu. Ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hocama da çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgiler. Sevgiler. İşte bunların hiç olmaması için hiç başlamamak lazım. Tabii canım, başlamamak lazım işte. Telefon var size hocam. İyi peki, bıraktık. Merhaba. Alo, merhaba. Alo. Orada mısınız? Alo. 5 vakit namazımı kılıyorum diyor İstanbul'dan bir seyirci. Fakat ailem örtünmemi istemiyor. Doğru mudur? Alo. Alo. Elhamdülillah. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hayırdır, aileniz neden karşı çıkıyor buna? Ya bilmiyorum İkbal Hanımcığım, yani ben de tam çözebilmiş değilim ama. Kaç yaşındasınız? Ya bu konuda ben ne yapabilirim efendim? Kaç yaşındasınız? Bekar mısınız? Evli misiniz? Gitti. Ne soracaktı acaba bunun karşılığında hani? Bilmiyorum bunun ki ne soracaktı. Bunun günahı kime mi diyecekti? Yani ben onlara örtülmek istiyorum ama ailem izin vermeyince ne oluyor? Şimdi benim Bakırköy İmam Hatip'te bir ücreti derse gittim ben oraya. Günah kim? Evet, tahmin ettiğim şeyi sor. 87'de orada bir kızımız vardı. Bir bizim aileden, hatta dedi bizim sülaleden bir tek ben varım hocam. Herkes de bana kem gözle bakıyor böyle filan dedim. İmamet okuyor kızda. Bu şimdi onları zora sokuyor bu iş. Bu kızcağız namaz kılmaya başladı. Namaz kılmayanların zoruna gidiyor. Bu yapıyor, biz niye yapmıyoruz? Niye yapmadığını sorgulamıyor da bu niye yapıyor? Niye örtündü? Niye kapandı? Bizim ailemizde böyle bir şey yoktu. Nereden çıktı filan? Bu hanım kızımız direttiği zaman sevabı kendinedir. Annem babam böyle istiyor deyip de vazgeçtiği zaman günahı da kendinedir. Onlar da günah kazanırlar, kazanmaz değiller ama bu dik duracak. Dik durursa Allah ona yardım eder. Dik durursa Allah yardım eder çünkü yasak Hazreti olan bir şey. Ömer'den tabii o canım, tokat yiyen kız kardeşi kessen de dönmeyeceğiz dedi ya. Bitti tabii. O kadar keşke biz de. Evet, hattaymış. Canım duyabildin mi hocamın dediklerini? Alo. Kusura bakmayın. Alo. Siz kusura bakmayın. Ne demek? Biz sorunuzu yöneltmiş olduk hocama. Kaçırdıysanız evet, tekrar etsin hocam. Evet, duymadım. Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben iki çocuğuyla ailesine sığınmış bir insanım. Bir bebeğim var küçük. 1,5 yaşında kızım var. 12-13 yaşında. Ben 2-3 senedir bu şekildeyim. Yani normalde benim ailem açık biri. Fakat ben 2-3 senedir hani sürekli kapanmak istiyorum, namaz kılıyorum. Bunlar benim ailemi rahatsız ediyor. Konuştuğumuz zaman da işte şey yapıyorlar. İşte biz şey değiliz, gericilik diye görüyorlar kapanmayı. Dua etmeye gelince işte Allah'ım niye böyle olur, Allah'ım niye şöyle olur, Allah'ım bize şunu ver, ama hani Allah için herhangi bir şey yapmıyorlar. Bir şükretmek yok, bir namaz kılmak yok, bir şey yok.
hani sürekli böyle bir evde bir huzursuz oluyorum ben. Neden? Çünkü bazen kıldığım namazımı bile doğru kılamıyorum. Çünkü ona bile şey yapıyorlar. Yani babam diyor ki bana, işte ben kimsenin ibadetine karışmıyorum ama işte evde bazı kurallar var, buna uyulacak falan. Ben küçük çocuğuma ilahi öğretmeye çalışıyorum. Annem diyor ki aman babam duymasın, duyarsa sen şimdi görürsün ilahi söylemeyi falan gibi. Yani üzülüyorum. Allah'u ekber. Benim burada ben 30 Keşke bak Hadid suresi 20. ayet ve Enam suresi 27. ayeti onlara bir okuyiversen. Diyor ki Hadid suresinde Yaradanım, bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda bir övünme veya daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinden ibarettir. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir. Ve Enam 27. ayette diyor ki, onların ateşin karşısında durdurulup ah keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve inananlardan olsak dediklerini bir görsen diyor. Enam suresi 27. ayette. Zaten öbür dünyada öyle diyecekler. Ya Rabbi bizi gönder, bizi gönder de iyi işler yapalım diyecekler. Tefsirler diyor ki Allah Teala onları rüya aleminde gönderecek gerisin geriye dünyaya ve bıraktıkları yerden yeniden başlayacaklar. Hiç değişen bir şey yok. İki duamız olsun bu hanımefendi için. Ne dua okuyabilirim yani? Onların hanım kızım sen... Hep şöyle dua ediyorum. Allah'ım hidayet ver, kalplerini çevir, bütün kalpler senin elinde ya Rabbi diye dua ediyorum. Ne yapmam senin, gerekiyor senin başka? Senin o duan yeter kızım. Bir defa dik duracaksın. Dik duracaksın. Onların İtişmeden ama tabii, yani. Kesinlikle. Çünkü onlara muhtaç sen durumda şu doğru anda. Doğru yoldasın. Doğru yolda olduğun için doğru bildiğin şeyleri yapmaya gayret edeceksin. Onlar şimdi senin namazından sıkılıyorlar. Kendileri yapamadıkları evet. için namazından sıkılıyorlar. Aslında tabii. özleri Hı. rahatsız. Tabii özleri rahatsız. Onun için de şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları var burada. Şöyle işaret ettim. Belki fırsat bulursak efendim söyleriz diye. Kalbimi dinim üzere dosdoğru kıl diyor. Allah'ım kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım diyor. İnsanların kahrından sana sığınırım diyor. Burada bir başka duasında da Allah'ım fakirlikten, yoksulluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırım ya Rabbi diyor. Burada bir başka duada da Allah'ım adalete, dalalete yani sapıklığa düşmekten veya başkalarını dalalete düşürmekten, sapıklığa düşürmekten, hataya düşürmekten veya başkasını hataya düşürmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan sana sığınırım ya Rabbi diyor. Şimdi bu duaların üçü de bu hanım kızımıza uyuyor. Yani iki şey istemek geldi tabii. içimden canım sizin için. Hatta mısınız? Evet. Allah'ım buradayım, inşallah buradayım. Hani anne babanızın kalbini şöyle bir ısıtsın. İman i̇nşallah. Ateşiyle inşallah ılıtsın. Birinci duam bu. İkincisi de geri dönüş şansı yok mu evliliğe? Maalesef yok. O zaman da sana şöyle imanlı, ahlaklı, çocuklarına İnşallah. Gerçekten kol kanat gerebilecek. Nasıl ki Hazreti Hatice Efendimiz'i buldu. Üç çocukla, evet. iki evlilikten sonra üçüncü evlilik olarak. Yani Allah evet. büyük. İnşallah sana çok imanlı bir eş nasip etsin İnşallah. Yaradanım. İnşallah. Allah razı olsun. Şimdi bu hanım, bu hanım, bu hanım kızımız İkbal Hanım, teheccüd namazı vakti var ya, sahur şeyden önce, imsakten önce. O gece kalkacak. Evet. Lambalarını da söndürecek. Ancak secdeyi görecek kadar penceresinin önüne seccadesini serecek. Orada katarak. İki rekat namaz kılacak. İki rekat namaz kıldıktan sonra elini semaya, gönlünü de Mevla'ya açacak. Ve annesinin, babasının ıslahı için dua edecek. Evet. Islahı için. Başka da yapacağı bir şey yok. Ve dik duracak. Çocuğuna ilahi öğretmekten geri durmayacak. Bu evin kuralı var, Allah'ın da kuralı var. Madem o evin kuralı var, Allah'ın da kuralı var. Ben Allah'ın kuralına uyuyorum, evet. Diyor ki Cengiz Numanoğlu, tövbe estağfurullah, inşallah imanına gelir anne babanız da. Ama bazıları da var sanki şeytanın dünyadaki şeyi, elemanı, evet. onun temsilcisiymiş evet. gibi. Diyor ki, şeytanla her savaşa hiç korkusuzca varım. İnsan şeytanlaşırsa
İşte ondan korkarım. Yani şeytandan, bazen şeytanın bile aklına gelmeyecek şeyler yaşatıyorlar bize. Canım benim. İnşallah. Allah'ım siz de dua edin bu güzel kızımız için inşallah. Allah yolunu açık etsin. Allah seninle olsun. Yar ve yardımcın olsun inşallah. Ya hayyu ya kayyum çek. Ne olursun olur mu? Yani biz şimdi çok özür dilerim ama hani annesine babasına şu anda muhtaç. İki çocuğuyla nereye sığınacak? Çalışsa ikisini nereye bırakacak? Kreşe verse aldığı maaşın daha çoğunu kreşe vermek zorunda zaten. Yani şu anda başka seçenek yok gibi görünüyor. Ama ve lakin Allah'ın hazinesi öyle büyük ki tek rızık kapısı senin ananın babanın getirdiği para değil. Yani bizim hayal etmediğimiz şeyler olabilir. Bizim aklımızın ucundan geçmeyen şeyler olabilir. Hayatlarınızda yaşamışsınızdır. Ben çok yaşadım. İnşallah sana Allah hiç ummadığın güzel kapılar açsın. İnşallah. Amin. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Canım benim. Canım benim. Garip işte. Bu kızcağız orada garip. Garip orada garip tabii. Şimdi Allah Teala inansın inanmasın herkese rızık veriyor. İnanana da veriyor, küfredene de veriyor Allah Teala. Bak şimdi bu helal evin, yoldan da veriyor. Tabii haramdan sen da. Sen seçersen ha, haram yoldan, haram yoldan da veriyor. Şimdi bu kızcağız o evin kızı. Yani bu anne babanın kızı ama iki yavrusu var. İki yavrusuyla oraya sığınmış. Sığınınca bak ne demektir o bu? Bak ekmeğimizi yiyorsun. Bizim aykırı gördüğümüz şeylere şey yapamazsın. Kurallarımıza uymak zorundasın. O zaman nedir abi o? Hani köleden farklı bir şey. Senin evladın zaten, gibi olmuyor ki. Köle gibi. Köle gibi kullanmak istiyor. Bu hanım kız dik durduğunda bunlar mağlup olacaklardır. Anne baba benim mağlup olacak. Benim en büyük duam Allah'ım senden başka. Yani yalnızca sana muhtaç olayım. Allah'ım bitti. İnşallah. Canım, Peygamberimiz yani sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlara değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi gözümü açıp kapatıncaya kadar beni nefsimle baş başa bırakma diyordu. Hep tavafta bu duayı ettik. Tabii evet. Yani göz açıp kapatma süresince bile kalmasın. Tabii. Nefsim tabii. Efendim olmasın. Evet. Evet biz devam edelim o zaman hocam. Siz okuyamadıklarınızı okuyayım. Ben de Abdullah Arıdoğru'nun kitabını getirdim. Efendimize şiirler. Fırsat kalırsa buradan da bir şiir şimdi muhabbet, bizim Mehmet Akif'imiz neyse Pakistan'ın da Muhammed İkbal'i odur. Odur. Muhammed İkbal diyor ki... Ben de bir havaya giriyorum İkbal dedikçe hocam. Evet. Namaz mihrabı Kabe'ye, gönül mihrabı da Hazreti Muhammed'e müteveccihtir. Yani namaz için insanlar nasıl Kabe'ye dönüyorlar ise... Kalplerin. Gönül mihrabı da kalbimizde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Allah Teala onu seçmiş göndermiş bize. Bizim içimizden Habibim göndermiş. Demiş. Tabii Habibim demiş, sevgilim demiş ona. Habibim ve sevgilim dediğine göre öyleyse... Beni sevdiğinizi iddia ediyorsanız diyor Allah Teala, öyleyse önce benim peygamberimi seveceksiniz. Ona itaat edeceksiniz. Ona itaat ettiğiniz zaman bana itaat etmiş olursunuz diyor. Ona itaat etmezseniz bana itaat etmiş olmazsınız diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için. Allah'ın kendisi. Onun için de Hazreti Mevlana diyor ki, Ey Muhammed, seni anlatmak ve seni övebilmek için yerle gök arası genişliğinde bir ağız isterim ben diyor Rabbim. Allah'u tabii işte. Yerle gök arası kadar bir ağız isterim ki o Rabbimin verdiği o ağızla seni methedebileyim diyor. Seni methedebileyim. Şimdi onu methetmek şey mi öyle bak Muhammed İkbal dedik Şeyh Galip. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim diyor. Yunus Emre de çalıyor ama bunu okuyalım. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevk-ü sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı, adı güzel, kendi güzel Muhammed diyor. Allah. Sakın terki edepten, küyü mahbubu hudadır bu, nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Evet buyur. Şimdi telefonu inşallah. Evet. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba güzel bayan. Nereye gidelim? Afyon'a gidiyoruz. Ne güzel Afyon'a. Sen yakında gideceksin oraya değil mi? Kütahya mıydı? Ay pardon özür dilerim. Evet canım. Songül Hanımcığım. Evet. Merhaba İkbal Hanım. Yusuf Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam kızım. Merhaba. Ben İda Acı Nazar'dan korur mu diye sormak istedim. İda Acı Nazar'dan korur mu? Nazardan koruyacak duadır kızım. Ne İda ağacı, ne çam ağacı, ne pelit ağacı insanı korumaz. Ama örtmenin bir şey söyleyebilir miyim söyle. Bu konuda? İki tane söyle. Songül'cüğüm.
Bizim çocukluğumuzda da ne yaparlardı? Kara ağaç vardı. O kara ağacı küçük küçük bağlarlar, iğneyle omuzlarımıza koyarlardı. Biliyor musunuz, baz istasyonları kurulduktan sonra Türkiye'deki bütün kara ağaçlar kurudu kendiliğinden. Demek ki radyasyonu emici, negatif enerjiyi emici bir özelliği vardı bu ağacın. Yani iğdeyi duymadım ama kara ağaç vardı, ama artık Türkiye'de kara ağaç kalmamış. Şimdi ben tekrar ediyorum. Hanım kızım, Kur'an-ı Kerim bilir misin? Biliyorum hocam. Ha, biliyorsan Nun vel kalemi ve ma yesturun diye bir sure var. Kalem suresi olarak geçer. Yanılmıyorsam tamam. 563 veya 565. sayfa bilen olması lazım. Şimdi oradan da bakarım. Orada kalem yekadullezine keferu leyzliğuneke bi efsarihim lemma semi'u zikra ve yekulune innehu lemecnun ve ma huve illa zikrun lil alemin. Bu nazar duasıdır. Nazar duası olduğu için bu ayeti okursanız nazardan Allah sizi korur. İlk ayeti bu. Bu iki ayettir. İki yani ayet. Kaçıncı ayetleri yani bunlar? Son ayetleri. Son ayetleri. Nun, Kalem suresinin son ayeti. Şeyden buluyorum şimdi. Kalem suresinin son iki ayeti. Kalem suresinin son iki ayetidir o. Bak daha önce hiç söylememiştiniz hocam. Niye? Ben bu duayı okudum da affedersiniz şuradan hemen. Peki hemen döneceğiz arkadaşlar. Reklamdan sonra devam edeceğiz inşallah. Hangi soru olduğunu bir daha gösterelim. Uğur Derin Dondurucu'nun sunduğu. Nazar ayeti, ayetleri Kalem suresinin son ikinci ayetiymiş hocam. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Kalem suresi 563. sayfadan başlıyor. Efendim bu ayetlerimiz son 51 ve 52. ayettir bu. Ve in yekadullezine keferu leyzliğuneke bi absarihim lemma semi'uz zikre ve yekulune innehu lemecnun ve ma huve illa zikrun lil alemin. Bu iki ayet nazar duası olarak okunur. Bu da efendim inkar edenler zikri Kur'an'ı işittiklerinde neredeyse seni gözleriyle deviriverecekler diyor Allah Teala. Nazardan. Tabii, nazardan. Hala da kin ve hasetlerinden hiç şüphe yok ki o bir delidir derler. Efendim, oysa o Kur'an alemler için ancak bir öğüttür diyor. Nazar ayeti okunur ise nazar geçer, nazar değmez. Yoksa öyle ağaçla, iğdeyle, mideyle falan hiç olacak iş değil. Diyorsunuz. Evet. Peki efendim. VTR'miz var. Benim son albümümün tanıtım gecesinde Yusuf Hocam da oradaydı. Allah razı olsun. Nur Saçan Hocam geldi ve bir dua etti. İstedik ki o duaya sizler de ortak olun. Şimdi ellerimizi açalım. Hep beraber Nur Saçan Hocam'ın duasını dinleyelim. Olur mu? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ameller niyetlere göreymiş ya, duasız bir başlangıç biz düşünemezdik. İki önemli hocamız burada. Başlangıçta gerçekten soy ismiyle müsemma, İslamiyet'i güler yüzüyle nur saçarak anlatan sevgili Necmettin Nur Saçak Hocam burada. Alkışlar ve dua için kendisini sahneye davet etmek istiyorum. Güzel şiir okumakla da, evet güzel hitabelerle de yüce dinimize, milli kültürümüze hizmet edilebilir. Sevgili peygamberimizi diğer peygamberlerden ayıran özelliklerinden biri cevamiul kelim, bedaiul hikem oluşu. Az, öz, veciz, birkaç kelimeden ibaret söz söylüyor ama ciltler dolusu kitapların anlatamayacağı anlamı içeriyordu. Sevgili Peygamberimizin Hassan İbni Sabit, Abdullah İbni Revaha, Kâb bin Züheyr gibi şairleri vardı. Şiir söylemeyen sahabe, şiir söylemeyen İslam büyüğü neredeyse yok gibidir. Ben öyle hemen ağlayabilen bir adam değilim. Ama değerli İkbal Hanım'ın bir gün konu olmuştum. Annem diye bir şiir okudu. O taş kalpli adam olmama rağmen gözyaşlarımı tutamadım. Mevlana diyor ki, bulut bulut ağlayınca çimen güler, çocuk ağlayınca ananın göksü süler gelir, kul ağlayınca da Allah'ın rahmeti coşar.
albüm gerçekten aşk bayıldığı, Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün en sevdiğimiz vecizelerinden biri. Başlamak bitirmenin yarısıdır diyor Mustafa Kemal Atatürk'ümüz. Başladık ve bitiverdi. Onun dediğini yaptık. Şimdi bu albümde aşkın her hali var değerli konuklar. İkili aşk, yaradan aşkı, anne aşkı, baba aşkı, evlat aşkı, kardeş aşkı, vatan aşkı var. Lebbeyk okumak istiyorum. Sevgili Ravza Sallam arkadaşımızın yazdığı şiir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve'n ni'mete leke ve'l mulk la şerike lek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde والنعمه لك والملك لا شريك لك. Tatlı bir mehtebe sen orada, hüznün yaşanmışlıkların diyarı, zaferlerin mekanı, İslam'ın tam oda, ruhları sustuğu vakit lebbeyk demedik mi orada? Ruhum bu yüzden mi düğümlenmiş orada? Değil, ırk ayrımı yok orada. Ruhum bu yüzden mi? Bu yüzden mi düğümlenmiş orada? Hemhal olmuş tüm ümmet, yalnızca dönmekte. Güneş gibi, gezegenler gibi, dünya gibi, ay gibi. Ne büyük bir semadır bu, başımızı döndüren ne büyük bir aşktır bu. Bizi bizden geçiren, bizi Rabbimizle var eden, bizi tüm ümmetle hemhal eden, kainatın odağında nasıl lezzetli bir semadır bu. Orada farklı bir koku var. Şöyle bir çeksen nefesin içine, duyabilirsin sen de. O tatlı meltem okşarken yanaklarını, anlarsın sen de bu atmosferin farkını. Başını kaldırıp kuşlara baksana, onlar bile hayal eder, çıkamazlar üzerine. Garip değil bu Rabbinin düzeni. Yarattığı bir kuşa bile nice hikmetler veren Rabbinin düzeni. Orada çalın, belki daha önce hiç duymadığın melodiyi duyabiliyor musun? Kulaklarına değil, ruhunla dinlendirirsin. Ruhunu dinlendirmelisin. Ruhunu dinlendirebilecek başka hiçbir yer yok bu kainatta. Nasıl bir dönüş bu? Daha dünyada yokken lebbeyk dediğin yere dönmüşsün. Ve orada dönmeniz, güneş gibi, gezegenler gibi, dünya gibi, ay gibi, Rabbine dönmektesin. Rabbin için dönmektesin. Her dönüşte biraz daha tazelenir, her dönüşte arınırsın. Orada Hacer'in sabrının izi var. İsrail'in teslimiyetinin gücünü görürsün orada. Peygamberinden bir koku ararsın Uhud'da. Arafat Dağı'na çıkarken rahmetin doruklara ulaştığını hissedersin. Hira'da, Sevr'de, sessiz dağların fısıldadıklarını dinlerken manevi iklimlere doğru yol alırsın. Seni çağıran Yüce Mevlam mıydı? Davetine kulak verdiğin Sultanın mıydı? Belki de duydun İbrahim'in sesini. Davetin büyük yerlerdendi. Layık olmasandı, olamasandı. Kutsal toprakları yolculuk için bir daha ellerini her açtığında bırak, süzülüversin gözüne.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Teşekkür ediyorum. Albümde Murat Necipoğlu telbiyeyi getirdi. O gece de sevgili Emre, çok teşekkür ediyorum Turgay kardeşimizle beraber. Allah razı olsun. Biz bu CD'leri alacağız değil mi? Yok mu sizde o CD'ler? Hayır, bu yok ama. Ha, o gecenin CD'sini. Tabii tabii, ondan çoğaltalım. Yok. Seve seve, yok canım. Ömrüsün. Ne satacağım, deli misin? Aşk olsun Emre. Evet, ben gittim, böyle sıcaktan da iyice mayıştık değil mi? Seyirciler de mahvoldu. Ben sizi buradan bir keseye götürüyorum arkadaşlar, hazır. O kadar terledik ki Allahu Ekber. O diyor ya, ister bu dünyada pişer ister öbür dünyada, biz şuradaki şu sıcaklığa dayanamıyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? İnşallah güzel olacak. İnşallah. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Evet. Birçok şey hazırlamışsınız okumak çok için. Çok hazırladık ama hiçbir şey olmadı ki. Hocam. A'sı B'si var mı canım, Allah Allah. Hadi buyurun o zaman arkadaşlar, bir müddet bir telefon bağlamayalım. Hocam ne istiyorsa okusun, sonra bana kızıyor. Hadi buyurun. Hayır hocam. Kızmıyorum canım. Niye kızayım Allah Allah? Sana kızar mıyım hiç? Olur mu öyle şey? Hem bana kızıyor. Ondan sonra da çevir kazı yanmasın yapıyor. Hazreti Halime anlatıyor peygamberimizi, biliyorsunuz. Hazreti Halime peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt annesi idi. Ne zaman Hazreti Halime gelse peygamberimiz ayağa kalkar, hemen üzerindeki rıdasını serer, onu onun üzerine oturturdu. Annemden sonra annem derdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim eve gelmesiyle birlikte evimizde görünür bir bereket hasıl oldu. Süt annesi çünkü. Ben diyor, kendi çocuğum da vardı biliyorsun, onun süt kardeşi var ya efendim. Bir göğsümü verirdim Hazreti Peygamber'e, yani Muhammed'e. Muhammed emerdi o göğsümü. Öbürsünü tuttuğum zaman ağzına doğru böyle elini kaldırırdı ve onu emmezdi. Niye emmezdi? Diğer kardeşi için. Çünkü diğer kardeşine kalsın diye. Kalsın diye. Şimdi bir de bunların dadıları var efendim. Ümmü Eymen dadıları bunların. Ümmü Eymen bir gün peygamberimizin evine geliyor sallallahu aleyhi ve sellemin evine. Hanımlara da var peygamberimizin orada, hanede. Hane-i saadetteyken ya Muhammed bana bir su verir misin içeyim diyor. Bak, su verir misin içeyim. Şimdi peygamber hanımları böyle dikiliyorlar. Nasıl olur da dışarıdan gelen bir kadıncağız, hizmetçi bir kadın peygamberden su ister filan. Efendim alıyor suyu peygamberimizden, içiyor. Peygamberimizden suyu içtikten sonra diyor ki hanımlar, biliyorum bu ne cürettir diye bana kızdınız siz diyor. Ne cürettir diye kızdınız. Ama şunu unutmayın. Ben Muhammed'e hizmet ettim. Muhammed'de emeğim var. Yarın öbürsü gün Allah bana azap etmek murad ettiği zaman ben diyeceğim ki ya Rabbi, ben Muhammed'in elinden su içtim. Elinden su içtiğim için bana azap etme diyeceğim. Allah da onun elinden su içtiğim için bana azap etmeyecek diyor. Tabii böyle. Bir de daha önce hatırlarsın, bir anlatmıştık saygıdeğer seyircilerimize. Köye de bereket geliyor. He, tabii. Ükkaşe diye bir zat var işte. Peygamber biliyorsunuz. Dünyada hiçbir devlet yetkilisi milletin huzuruna çıkıp da ey ahali, ben şu anda aranızdayım. Kimin malını aldımsa işte malım ortada, gelsin alsın. Kimin canını yakmış isem işte canım ortada, gelsin benden öcünü alsın, hakkını alsın dememiştir. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında bunu yapmıştır. Bunu yaptığında, sahabeye böyle seslendiğinde oradan birisi kalkıyor diyor ki ya Muhammed, evet madem ki helallaşıyoruz benim sizde hakkım var diyor. Nedir o hakkın? Filan gün filan yolculukta siz kamçıyla bana vurdunuz, madem ki bana vurdunuz hak, helallaşacağız. O zaman ben de size vurarak hakkımı almak istiyorum diyor. Bütün sahabe ayaklanıyor. Bu nasıl olur diyorlar filan. Peygamberimiz diyor ki durun, bir hak söz konusudur. Biz helallaşacağız dedik. Onun için buraya geldik. Bırakın diyor. Serbest bırakın. Geliyor peygamberimizin yanına. Kamçıyı veriyorlar adamcağızın eline. Ve orada ne dese beğenirsin. Diyor ki ya Muhammed, siz bana kamçıyı vurduğunuzda benim sırtım çıplaktı. Sizin de sırtınızın çıplak olmasını istiyorum. Bütün sahabe ağlıyor orada.
galeyana geliyor, heyecana geliyor. Nasıl olur diye bağıran çağıran var. Ama buna rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rıdaya atıyor omuzundan. Rıdaya atmasıyla birlikte o zat hemen yapışıyor Peygamberimizin sırtına. Ve ortunda, o sırtında nübüvvet mührü yok muydu? İşte o mührü öpüyor, kokluyor, öpüyor, kokluyor. Ve diyor ki ya Muhammed benim hak aklımda değildi. Böyle bir şeyim de yoktu ama... Siz bizden ayrılıp gidiyorsunuz. Şu yani kamçıyla vurma işine tabii, mi hayır, olmamış? Hayır, yok şey canım, yok tabii. He. Yok. Ama siz bizden ayrılıp gidiyorsunuz. Ben sizden ayrılıyorum. Ya bir daha sizinle beraber olamazsam. Sizinle beraber olabilmek için sizin sırtınızdaki o mührü Nebi'ye yapıştım. Eminim ki Allah beni sizin dostluğunuzdan ahirette de mahrum etmeyecek diyor. Ahirette de. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımayınca, onun ahlakıyla ahlaklanmayınca ne diyor Abdullah İbni Mesud? Biz Allah Resulü'nün terbiyesinde o hale gelmiştik ki boğazımızdan geçen lokmanın dahi zikrini duyardık diyor. Peki Efendimiz ne demiş? Böyle bir şey için yalan söyledin. Hayır, yalan söyleme yok orada. Yok orada. Hak iddia etme var. Siz de bana vurdunuz. Belki kamçı bana denk geldi. O mesele değil. Burada mesele... Yine de benim tabii, aklım tabii, çok... Senin aklına. Ama bütün şeylerimizde var bu. Tarihlerimizde. Yani bu, o nübüvvet mührünü öpebilmek için de insanın yalan söylememesi yalan lazım. Yalan değil o. O yalan değil. O ona yalan diye mütalaa etme onu. O bir aşktan gelen bir istektir o, arzudur. Yani tepkisi ne olmuş efendim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey dememiş. Şey, hayır yok, hiçbir şey dememiş tabii. Yok öyle bir şey. Onun için şey diyor ya işte Bismarck. Bismarck. Şimdi bizim Bismarck'lara bakarsan bizimkiler oho. Şimdi efendim ey Muhammed. Beşer senin gibi mümtaz bir kudreti bir kere görmüş, bir daha görmeyecektir. Görmeyecektir. Onun için huzurunda kemali hürmetle eğilirim diyor. Biliyorsunuz bizde Cüce Muhammed diye yazılan kitaplar vardır. Cüce Muhammed diye yazılan kitaplar vardır. Efendim bizim gençliğimizde, bizim çocukluğumuzda okuduğumuz bir kısım kitaplarda Muhammed çok zeki bir adamdı. Çok zeki bir adamdı. Arabistan'da çıktı. Efendim belli kurallar koydu. İnsanları başına topladı. Ve din dedikleri şey Muhammed'in ortaya koyduklarıdır. İbareler okuduk biz ya. Hocam şimdi de uzay tarikatı başlamış. Uzay tarikatı. Tabii uzaylılar varmış. Uzaylılar geldiği vakit aslında dünyada da görülüyormuş da çok. Fakat bütün dinler kalkar. Dünyanın bütün güç dengeleri ortadan kalkar diye şu anda insanlar onların ortaya çıkmasına mani oluyormuş. Nasıl mani oluyorlarsa o kadar güçlülerse herhalde yani benim ona mani olmama da fırsat vermezler. Dursun Ali Erzincan'dan okuyalım mı arkadaşlar? Sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydi nur. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydi nurun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydı nurun. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi. Rabbimiz. Onlara kendi içlerinden senin ayetlerini okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek onlara, onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18.000 alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak amin dedi İsmail. Hira Nur Dağı amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin yankılandı Sevdan'da. Sen yoktun sultanım. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor.
havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun. Ama sen yoktun. Sen yoktun, Hazreti Abdullah'ın alnındaydı nurun. Başı eğik gezerdin mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En çok çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar, gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey sus pus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar, hadi, hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed, Muhammed, Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini Muhammed. Melekler öptü onurdan ellerini Muhammed. Seni yaradan Allah'a kurbanız ey dürr-i yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını. Yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını. Köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki, yeter ki sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup ente Resulullah desin. Sen vardın. Bedir kardı, Uhud dardı, Hendek yardı, yiğitlerin vardı. Ölmek için yarışan yiğitlerin, hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi. Vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Musab bin Umeyr'in vardı senin, Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki, Allah o gün melekleri Musab'ın suretinde indirdi. Ebu Hüreyren vardı senin, acıkınca mescidin önünde durur sana bakardı. Sen anlardın, ya Ebahir gel derdin. Ve sen gittin, bir gidişle gittin. Ardında hüzün kaldı, hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye, dizleri üstüne çöker kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultan. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip beni burada kime bırakıp gidiyorsun demiştin. Ne anam var ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıyorsun ya Resulallah?
Bırakma bizi. Bırakma bizi ki Allah, sen onların içindeyken onları azap edecek değiliz buyurur. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik ey sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeşcik dedin ona. Kardeşcik, duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulünü alışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makam-ı Mahmud'u ver. Ona vesileyi lütfet. Onu Refik-i Ala'ya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur, ne olur bizi affet. Bizi affet. Medine'ye İkbal'le hayatın içinden reklamlardan sonra devam edecek. Yatak odaları, yemek odaları, oturma grupları, plazma üniteleri yılın en süper indirimleriyle evlerinizi doldurun. Mesela 3 dakika kadar bir zaman kalmış. O yüzden size bırakıyorum hocam. Okumak istediğiniz bir şey varsa. Hayır, okumak istediğim bir şey var tabii. Yok değil ki. Şimdi Allah Teala'nın rahmetiyle ilgili peygamberimizin bir duası var. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Demin bir yanlış anlaşılma oldu. Çünkü bana demişlerdi ki Nursaçan hocamın duasını yayınlayalım mı demişlerdi. Ben de evet demiştim. Başka bir şey geldi. Herkesin eli havada kaldı aslında. Bu duayla beraber biz de duamızı yapmışız. Bu başka bir olsun, dua. Olsun. Dua duadır hocam. Evet efendim. Bismillah. Ne demiş Efendimiz? Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım, ümmetimi koru, ümmetimi koru, ümmetimi koru diye dua etmiş. Bu şekilde dua ederken de ağlamış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Cebrail aleyhisselam'ı gönderiyor. Diyor ki, Habibim ağlıyor. Git sor, niye ağlıyor? Cebrail aleyhisselam geliyor, Peygamberimize diyor ki, ya Resulallah, beni Allah gönderdi. Siz ağlıyorsunuz, niçin ağlıyorsunuz deyince, efendim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ümmetim için ağlıyor. Ümmetimin akıbeti için ağlıyor. Eyvah eyvah. Ha, tabii. Onun üzerine Allah Teala, ey Cebrail, Muhammed'e git ve ona ümmetin hususunda seni razı edeceğiz ve seni asla üzmeyeceğiz müjdemizi ulaştır. Elhamdülillah. Evet. Onun için eskiler kitaplar dediler ki peygamberimiz secdeye kapanacak. Kıyamet gününde secdeye kapanacak. Ya Rabbi ümmetimi isterim, ümmeti diye yalvaracak. Allah Teala onu razı edinceye kadar ümmetini affedecek. Ve Allah Teala onu razı ettiğinde efendim onun ümmetinden cehennemde tamam. Kimse kalmayacak. Siz biliyorum böyle kısacık dualardan tabii. Hoşlanmıyorsunuz. Uzun uzun rahat rahat. Tabii canım tabii. O zaman şöyle yapalım mı Allah'ım iyilerle karşılaştır. Amin amin. İmanlı İyi insanlarla karşılaştırsın. Devletimize milletimize amin. Zeval vermesin. Ordumuza yurdumuza amin. Zeval vermesin. Ya Rabbi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğum senesinde kutlu doğumda bulunuyoruz. Onun şefaatine nail olmayı cümlemize amin. Nasip eyle. Onun şefaatine nail olmayı neslimize nasip eyle. Amin. Onun şefaatiyle yaşamayı, onun güzelliklere yaşamayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Devletimize, milletimize, ordumuza, yurdumuza zeval verme ya Rabbi. Amin. Milli birliğimizi, beraberliğimizi bozdurtma ya Rabbi. 10 saniye. 10 saniye içerisinde dualar kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım selam olsun.